Evet çocuklar. Son iki tane öğrenci kulübü kaldı. Bakalım kime hangi kulüpler çıkacak? Hadi müzik kulübü çıksın ne olur. Binlerce kişiye konser veren bir rock yıldızı olacağım. Evet. Sırada müzik kulübü var. Şakir mi yoksa kumpir mi? Ben. Umarım beni seçmez. Umarım beni seçmez. Sakın beni seçmeyin. Kumpir, seni müzik kulübüne yazdım. Müzik öğretmenin sana yardımcı olacak. Ama... Şakir, sen de satranç kulübündesin. Ha? Ama ben satranç bilmiyorum ki. İşte daha iyi. Öğrenirsin. Ama bir dakika, satranç kulübü için öğretmen kalmamış. Necati Bey, sen yardımcı olur musun Şakir'e? Seni satranç kulübünün başı olarak atıyorum. Hoy, Şakir, şanslı seni. Demek satranç kulübünde beraberiz. Benden öğreneceğin çok şey var. İzle şimdi, sana güzel bir satranç söyleyeceğim. Amanın da satrancın efendisi, çeşme başında çok acıkmış kedisi. Şimdi gelir hanisi de hanisi. Necati abi, senin satrançla ilgili en ufak bir fikrin yok değil mi? Tabii ki yok ama merak etme, telefon jokerimi kullanacağım. Alo, son bir iş için bir araya gelmemiz lazım. Sana son bir iş dedim adamım. Necati Bey, dersimi bölüyorsunuz. Affedersiniz. Şakir, dersten çıkınca bul beni. Şşt. Bana bak, bulursun değil mi? Hani hortumdan tanırsın. Necati abi, ne işimiz var burada? Ne yapıyoruz bu halde? Kapkaranlık etraf. Sakin ol, bağlantım çok sağlam. Bize satranç öğretebilir. Hah, işte geliyor. Necati, Şakir oğlu, ne oldu? Niye burada karanlıkta buluştuk? Yoksa uzaylılardan mı saklanıyoruz? Uzaylıların gece görüşü var Remzi. Bunu bilmeyen mi kaldı? Ha? Necati abi, senin bağlantı dediğin kişi baban mıydı? Hoho, evet. Remzi, Şakir'e acilen satranç öğretmemiz lazım. Ben denedim ama beceremedim. Geçmiyor. İyi de ben de satranç bilmiyorum ki. Şaşırmadım. Ne güzel müzik kulübünde eğlenecekken şu düştüğüm hale bak. Bir dakika durun. Kafa kafaya verip bu işin üstesinden gelebiliriz. Ama önce gidip bir takım almamız lazım. İşte bu. Önce gidip takım elbiselerimizi giyelim. Öyle pijamalarla falan olmaz bu satranç. Satranç takımı Necati. Elbise olan takım değil. Hem gerçekten niye pijamayla gel dedin? Hazır gelmişken biraz uyuruz diye düşünmüştüm. Arkadaşım, dükkanımda ne işiniz var? Çıkın gidin hemen. Of, 2 dakika dükkanı boş bırakmaya gelmiyor. Oo, basıldık. Kaçın. Canlı seven kaçsın. Şu satranç takımını alalım, gerisi bir şekilde çözülür. He? Tanju değil mi bu? Atla çatal. Atla çatal. Tanju, ne yapıyorsun, şaşırdın mı? Atla çatal. Çatala atlamasını mı söylüyor o? Abi atlayıp duruyorum. Anlamadım ben de ne yapacağımı. Hadi arkadaşım, istemiyor seni belli ki. Of, yine eski satranç günlerim aklıma geldi bir an. Kendimi kaybetmişim. Bu bir satranç takımı. İşte aradığımızı bulduk. Çöpte buldum bunu. İstiyorsanız alın. Ben satrancı bırakalı çok oldu. Bir daha da bulaşmak istemiyorum. Nesi var bunun? Çatala sinirli herhalde. Mesela ben de çorbayı çatalla içemeyince çok sinirleniyorum. Şu satranca bir bakalım. Umarım kolay öğrenebilirim. Ne oluyor? İçim geçiyor. Neredeyiz biz? Bu burası da neresi? Hoho, şu kıyafetlere bak. Şakir, hayırdır? Sarayına mı geldik yoksa Haşmetliğim? Baba, sen niye o kılıcı tutuyorsun? He? Bilmem. Sanırım satranç oyununun içine ışınlandık biz. Yardım edin. Ben sadece yemek yapma oyunlarının içine ışınlanmayı severim. Şşt. Döner sandalyedeki, bize yardım etsene. Necati, kimse yok ki orada. Döner sandalyede her zaman birileri olur Remzi. Ve mutlaka o sandalye döner. Necati, orada biri otursa görürdük herhalde. Bravo, bildin. Ancak buradaki animatörler 3 boyutlu çizemedikleri için sandalyem dönemedi. 2 boyutta sandalyeyi döndürmek çok zor evlat. Bunu anla. Hayalet. Oğlum, ön yargılı olma hemen. Kimsenin suratına hayalet diye bağırılmaz. İyi de ben hayaletim. Oğlunu sakla. Ve gerçekten de satranç oyununun içindesiniz. Burası benim satranç takımım. Ben bir satranç öğretmeniyim. Yani öğretmeniydim.
Şimdi ise bir hayalet olduğum için sadece bu sihirli satranç oyununda satranç öğretebiliyorum. Oo, size demiştim. İşte aradığımız öğretmeni bulduk. Oğlum Şakir'e satranç öğretebilir misiniz? Tam yerine geldiniz. Teneffüs vakti. Oo, sen de kimsin? Ben Şah'ın veziriyim efendim. Lütfen gelin, maç başlamak üzere. Şah mı? Şimdi anladım. Ben Şah'ım, babam Piyon. Necati abi ise tek değişmeyenimiz olmuş. Böyle durumlarda bir tek ben değişmiyorum. E benim görevim ne peki şimdi? Sen de fil taşı ol istersen. O iş bende. Rahat olun. Herkes yerine. Vezir abi bakar mısın? Burası biraz ürkütücü değil mi? Ne bileyim, öğretmen satrancı anlatarak öğretir diye düşünüyordum. Öğretmen mi? Gaddar Şah'tan mı bahsediyorsun? Ha? Gaddar mı? Evet, şimdi anlarsın. Şşt, at! At! Brş, baksana! Yer değişelim mi? Hadi kardeşim işine bak. L şeklinde hareket etmek yormuyor mu seni? Dümdüz gitsene yoluna. Eğer beni yenerseniz küçük bir ödül var. Yenilirseniz de kötü sonuçlara katlanacaksınız. Sen nasıl öğretmensin? Biz daha satranç oynamayı bile bilmiyoruz. Aman! Burada durmak zorunda değiliz ki. Çıkıp gideriz. Bu da ne? Unutmayın. Hayat da bir satranç oyunudur. Satranç sadece masada oynanmaz. Madem çıkamıyoruz, öyleyse oynayalım şu oyunu. At C6'ya. Bana bir şey oluyor. Remzi! Ha? Baba! Düşünmeden hareket etmeyin. Babama ne yaptın sen? Ne olacak ona? Beni yenerseniz baban düzelir. Yenemezseniz de baban gibi taşlaşıp satranç taşı koleksiyonuma katılırsınız. Ve sonsuza kadar benimle kalırsınız. Madem öyle, beyaz taşlar saldırın! Git! Hop! Sen fil değil misin birader? İkimiz de akrabayız. Bak bu yaptığın iş mi? Anlamıyorum. Bu siyah şah neden bu kadar gaddar? Eskiden çok saygıdeğer bir öğretmenmiş. Hatta bir şampiyon. Öğrencileri de çok başarılı olurmuş. Ancak bir gün küçük yaşta bir öğrencisi onu yenmiş. Oysa yenilgiyi kaldıramamış, amacından sapmış. Şimdi buraya gelen herkesi tek tek yenip egosunu tatmin ediyor. İşin kötüsü, onu daha yenen birini görmedim. Belki de o öğrencisi şimdi burada olsaydı yardım edebilirdi. Şakir, bana yardım edin. Ben at olmak istiyorum demiştim. Ne güzel şimdi tepelerinden atlardım. Üzgünüm. Arkadaşınızı kurtarmak için kendimi feda etmeliyim. Elveda. Hayır, vezir abi. Oh, içim şişmişti, rahatladım. Hayat bir satranç oyunudur Şakir. Hayattaki hamleni yap hadi. Sıra sende. Ne oyunu canım? Oyun dediğine oturur oynarsın. Sabahtan beri bır 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 bır. Hayat bir oyundur, oyun bir hayattır. Bir dakika Necati abi. Olamaz, şimdi anladım. Hatırlasana. Tamam, hatırlayayım. Dur. Kıymalı pırasa, biber dolması, süzme yoğurt. Üstüne de ezogelin çorba. Necati abi ne diyorsun? Hatırla dedim. Ben de dün yediklerimi hatırlıyorum. Hani hep derler ya, dün ne yediğimi hatırlamıyorum diye. Bana hiç olmaz. O değil. Hani Tanju abi demişti. Atla çatal. Bu da başladı. Hey, at. Attım. Necati abi onu demiyorum. At hey! Çatal hamlesi yap! Ha? Çatal mı? Evet, çok mantıklı. Ay. Hayır. Veziri al. Veziri al. Ben biraz şuradan çıkayım. Şimdi sıra bende. Şahmat! De, Atılgan, uç bakalım. Baksana, çatpat olmuş. İşte bu kadar.
çok çok uzun süredir yenilmiyordum. Bu duygu... işte ödülünüz. Sözüm sözdür. Altından bir satranç takımı. Altından bir bit yeni çıkmasın. Ha ha, şaka yapıyorum. Ver bakayım. Bu hamleyi bana karşı çok çok eskiden sadece bir kişi kullanıyordu. Yoksa siz Tanju'nun... Aynen öyle. Hayat bir satranç oyunudur deyip duruyordun. Gerçekten de haklısın. Bu satranç tahtasının dışında biraz düşününce seni eskiden yenen öğrencinin Tanju abi olduğunu anladım. Oo, geçmişi gösterecek sahne geliyor. Atla çatal. Vezirini aldım. İki hamlede mat edeceğim. Söz verdiğin gofretleri hazırla. Ben kazandım. Nasıl? Ama sen daha çok küçüksün. Atla çatal yapmıştım. Ah Tanju. O beni yendikten sonra bir daha onun yüzüne asla bakmadım. Öğretmenlik de yapmadım. Sadece buraya gelenleri yenip duruyorum. Tanju ise şimdi dünya satranç şampiyonu falan olmalı. Parlak bir çocuktu. Keşke. Onu son gördüğümüzde bu içinde bulunduğumuz satranç takımını görmeye dayanamıyordu. Belli ki satranca küsmüş. Olamaz. Ben ne yaptım? Yıllardır satranç öğreteceğime karşıma çıkanları taşlaştırıp hapsediyorum. Tüm tutuklular salınsın. Ben niye burada kaldım? Dünyaya dönemedim. Hey! Ne yapacağım ben? He? Bir dakika, bir dakika. Ben zaten gerçekte de satranç taşıydım. Dünyada yaşamıyorum ki. Bir an panik yapmışım. Tanju'yu görürseniz lütfen benim adıma özür dileyin. Sen de beni affet Şakir. Eğer hala satranç öğrenmek istiyorsan istediğin zaman buraya gelebilirsin. Bildiğim her şeyi sana öğretirim. Çok sevinirim. Sonunda iyi olanı bulman çok güzel. Şimdi biz de dönmeliyiz. Önce ben döneceğim, önce ben döneceğim. Çok hoşuma gitti. Tanju'ya bu durumu nasıl anlatacağız? Kesin çok üzülecek. Benim iyi bir fikrim var. Bence Tanju abiyi daha mutlu yapacak bir fikir. Oho! Remzi, Şakir, Necati! Sürekli karşılaşıp duruyoruz. Yoksa beni takip mi ediyorsunuz ha? Uzaylılardan zor kaçtım. Bir de sizinle uğraşmayayım. Tanju abi ne uzaylısı? Sana bir hediyem var. Bak, altın satranç takımı. Hadi iyisin, iyi. Hı? Satranç mı? Ay aman istemem. Kalsın. Tanju abi, satranca tepkili olmana gerek kalmadı. O bulduğun satranç takımı meğer sihirliymiş. Ne? Sahi mi? Evet. Açar açmaz içine ışınlandık ve orada senin eski ustanla tanıştık. Sana haksızlık yaptığını anlıyor ve çok özür diliyor senden. Hatta senin şampiyon olacak kadar iyi oynadığını söyledi bize. Hem sevmezsen satarsın bunu. Altından bir takım. Gofret havuzu yaparsın kendine. Oho! Gofret havuzu iyi fikir. Ama bu benim için çok daha değerli. Ver bakayım şunu. Teşekkür ederim Şakir. Çok incesin. Önemli olan senin mutluluğun. Atla çatalı unutma. Şunun içine bakalım bir. Oho! Çok özlemişim. Hiç satar mıyım seni? Binlerce gofrete bile satmam. 5 milyon gofrete? Satmam. 16 milyon gofrete? Satmam. 50 milyon gofret artı hamburgerli çocuk menüsü. Satmayacağım. Yeter. Yayı çıkmış. Of. Biraz rahat olur musun lütfen? Olmuyor. Bu koltuğun son kullanma tarihi geçmiş. Gidip yenisini alacağım. Ben de sana bayılıyorum sanki. Gidiyorum ben bu evden. Aa, koltuk yürüyor ayol. Bu da konuşmama takılmıyor, yürümeme şaşırıyor. Efendim, bu modelimiz de Rönesans döneminin etkileyici tasarımına sahiptir. Bu bildiğimiz sandalye. Ben biraz daha güzel bir şey arıyorum. Pekala. Şuna ne dersiniz? Bu ürün yenilikçi düşüncesiyle salonunuzda bir devrim yapacak. Kardeşim, bu da bildiğimiz yastık. Bunlar sizin bütçenize göre. Nereden biliyorsun benim bütçemi? Sen bana mağazadaki en güzel koltuğu göster. Pekala. İşte şurada. Konforlu, estetik,
özel yapım. 3 gigavolt gücünde bir motora sahip. Kendinden soğutmalı buzdolabı açılır kapanır. Koku yapmaz, ses çıkarmaz. Bulutlara oturmak gibi. Karşınızda süper mega koltuk 3000. Arkasından koro bile çıkıyor. Tamam, alıyorum. Güzel. Fiyatı 2 trilyon. Alamıyorum. Bende 1,5 var. Sıkıntı değil abim, hallederiz. Rıfat, oğlum şu koltuğu gazeteye sar hemen yakışıklı abime. 1,5 trilyon değil, 1,5 lira. Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen? O back vokallerin gösterisi kaç para sen biliyor musun? Çok pahalıyız. Sizi şöyle dışarı alalım. Tamam, çıkıyorum. Bunu alsam bari. Çık, hadi çık. Ne yapacağım ben şimdi? Koltuğumda rahat oturamıyorum. Ayakta mı duracağım? Remzi, niye üzgünsün sen böyle? Sorma Uyuz Tanju. Evimdeki koltuk çok rahatsız. Kendime yeni bir koltuk alamıyorum. Yerlerde mi oturacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Oho! Gerçekten çok büyük dertmiş Remzi. Senin için ne yapabilirim acaba? Al, bu yastığım senin olsun. Çok rahattır. Hem de kendinden pireli. Kalsın Tanju'cum, teşekkür ederim. Sen bilirsin ama çok şey kaçırırsın. O da ne? Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte. Remzi, bana söyleseydin bayağı bir kağıt toplamıştım, sana verirdim. Ne gerek var almaya? Hayır Tanju. Ulusal matematik yarışması bu. Soruları hemen çözdüm. Bir kopyası da bende kaldı. Ödül çok büyük. Birinci olursam koltuğu da alabilirim böylece. Az sonra belli olacak. Hadi oyalama beni. Evet, bir kez daha ulusal matematik yarışmasıyla karşınızdayız. Hadi hadi açıklayın. Soruları en başarılı çözen kişi büyük ödülün sahibi olacak. Benim o, benim. Baba, İyi de senin matematiğin çok kötü değil mi? Sonuçta 6 tane rakam var. Ne kadar zor olabilir ki? 10 tane rakam var baba. Ve kazanan kişi Resmi Bey. Necati. Remzi dedi. Gördünüz mü, kazandım. Ülkenin en iyi matematikçisi benim. Eyvah. Breakdance için bir bahane daha. Tüttürürük bak. Fırı fırı fırı. Bak burnumun üstünde dönüyorum. Büyük ödülü ben kazandım. Aman çok sevinmeyin. Önemli değil böyle şeyler. Nasıl önemli değil Kadriye? Sonunda o çok istediğim kebapçıyı tutabiliriz. Necati, kebapçı dükkanını işletmeyi bilmezsin ki sen. Hayır, kebapçı dükkanı değil. Kebapçı. Hep bana özel kebap yapan bir ustam olsun istemişimdir. Ay çok sevindim. Hemen gidip herkese söylemeliyim. Necati sakın ha. Şimdilik kimseye söylemek yok. Aramızda kalacak. En azından kebapçımın haberinin olması lazım. Bir de belki... Çikipov! Babababababov! Remzi büyük ödülü kazandı. Yeah! Remzi! O artık güzel git! Herkes duysun! Yeah! Böyle de olmadı. Bir de şöyle mi denesem? Ha? Necati abi, nereye kayboldun bir anda? Bir yerden kalabalık sesi geliyor sanki. Remzi, sanırım yanlış bir şey yaptım. Ama kızmayacağına söz ver. Ne yaptın Necati? Buzdolabını mı kırdın yine? Nereden anladın? O değil ama sıkıntı. Anladın sonunda. Remzi buradaymış. Remzi yeğenim, merhaba. Ayol ne oluyor? Çıkın dışarı. Remzi yavrucuğum, görmeyeli kocaman olmuşsun. Hatırladın mı beni? Ben dedenin kuzeninin oğlunun teyzesinin torununun abisiyim. Sen... Sahte bu bıyık. Sen dedemin kuzeninin oğlunun teyzesinin torununun abisi değilsin. Çünkü benim dedemin kuzeninin oğlunun teyzesinin torununun abisi yok zaten. Arkadaşlar, benim akraba olmadığımı anladı. Siz devam edin. Canını mı sıktı bu adam senin Remzi? Hemen sana şöyle bir yarım kilo kıyma sarayım. Benden hediye olsun. Ne kıyması, ne hediyesi? Boş ver bu kasabı Remzi.
Bak ben sana şöyle güzelinden bir kilo peynir vereyim. Yerken beni hatırlarsın. Ben de sana bu papatyaları vereyim. Büyük ödülünü alınca beni de görürsün. Ver bakayım. Ya papatya çayı rahatlatır derlerdi. Hiç rahatlamadım. Oo Remzi Bey. Şurayı imzalarsanız sizin istediğiniz süper mega koltuk 3000'i hemen buraya getirtiyorum. İtiraz istemem. Ama param yok benim. Olur mu hiç öyle şey Remzi Bey? Lafı bile olmaz. Hem siz büyük ödülü kazanmadınız mı? Bizi de görürsünüz artık yakında. Koltuğu senin olsun. Nerede o? Necati'ye! Kızmayacağım demiştin. Neler oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Anlaşılan o ki babamın büyük ödülü kazandığını Necati abi herkese söylemiş. Onlar da babama iyi davranıp ikramiyeye ortak olmaya çalışıyorlar. Necati, çok yoruldum. Hava almam lazım. Canım, ben doktorum. Hava al Remzi, hediye bulsun. Beni de görürsün artık. Sen doktor değilsin. Sen az önceki sahte akrabasın. İmdat! Şu sese bakın. Motora acayip güçlü bunun. Tam bir canavar. Hey, bu ne ses bakayım? Kapatın şunu. Motor sesine alerjim var. Duymuyorum amca, duymuyorum. Yeter! İyi ki kask takmışım. Motor kazasından yara almadan kurtuldum. Patron! Patron! Remzi bir sınava girip büyük ödül kazanmış. Ama henüz parayı almamış. Önce sınavının kopyasını teslim etmesi gerekiyormuş. Herkes bunu konuşuyor. O kopyaları ele geçirmeliyiz. Atla hadi. Hadi. Evladım şapşal mısın? Arkama atlayacaksın, önüme değil. Affedersin. Annem ve Canan nerede kaldı? Onlar bahçeye doğru kaçıyorlardı. Yapabileceğimiz bir şey yok artık. Şöyle güzel bir kebap yemek hariç. Bırak şimdi kebabı Necati. Bu sınav kağıdını nereye saklayacağız onu bulmamız lazım. İstiyorsan benim gizli kasama koyabiliriz Remzi. Senin gizli kasan mı var? Evet. Gizli kalması gereken sırlarımı içine koyuyorum. İşte şurada. Şakir'in muzlu pudingini Necati yemişti. Ne? Aman aman kalsın o. Çöp kutusuna sır verilmez. Şimdi bu çok değerli sınav kağıdını nereye saklamalıyız iyi düşünelim. Büyük ödül için teşekkürler. Ödülüm. Şahsi kebapçı projem. Nasıl takip edeceğiz şimdi onları? Arabam evde. Remzi Bey. Lütfen buyurun buyurun. Bugün ben size yardım ederim, yarın da siz bana. Sanırım tüm şehir sana yardım edecek baba. Çabuk öndeki motor sesini takip et. Sırtıma değil arabaya binsene arkadaşım. Güzel. Daha hızlı. Ödülümü alabilmek için o kağıdı almalıyım. Bir uyutmadınız. Bu ne kardeşim? Tanju, senin ne işin var burada? Ben de her gece bu kemikleri taksime kim koyuyor diyorum. Baba, şu tepeye tırmanıyorlar. İnelim, hadi. Şöyle biraz turlar mısın etrafta? Çok fena, uykum geldi. Yaramaz köpek. Çabuk dışarı, dışarı. Düzgün bir uslupla rica eder size. Yakala. İşte oradalar. Koşun. Kebap için koca dağa tırmanmam ben. Belki Beyti kebap için olabilir ama. Zaten tırmanmayacağız. Bakın. Başım döndü. Bunlar ne? Haberiniz yok mu? Uçmak artık çok sıkıcı. Biz kuşlar olarak artık zıplıyoruz. Eğlencenizi bölmek istemem ama büyük ödülümüzün peşindeyiz. Zıp zıp çubuklarınızı alabilir miyiz? Sen büyük ödülü kazanan meşhur Remzi misin? Tabii ki alabilirsin. Artık bize de bir uçak alırsın sonrasında. Kahvaltıda bir sürü yoğurt yemiştim. Umarım midemde çalkalanıp ayran olmaz. Bu tırmanmaktan bile zormuş. Böyle yakalayamayacağız. Bize başka bir araç lazım. Remzi Bey, buyurun. İşte bu. Hadi çocuklar. Matematik yarışma merkezine geldiler. Ödülü bozduracaklar. Ödülü alıyorlar. Hey! Bunlar Remziler değil mi? Şşt, sus Ercan. Merhaba. Sınavı ben kazandım. Benim adım Remzi. Ödülümü almaya gelmiştim. Buyurun efendim, hemen bakayım. Ama iyi de sınavı siz kazanmamışsınız ki. Nasıl olur? Ama... Beyefendi,
Kazanan kişinin adı Rezmi. Remzi değil. Ayrıca Rezmi Bey 50 soruda 50 yaptı. Sizin bir doğrunuz bile yok. Abi boşuna çaldık kağıdı. Çaldınız mı? Sizi polise ihbar etmek zorundayım. Yedim seni Ercan. Remzi. Bir dakika. Önemli bir duyurum var. Büyük ödülü ben kazanmamışım. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Boşuna uğraştın bu kadar. Hediye falan vermeyeceğim artık. Neymiş her şey? Boşuna uğraştın bu kadar. Bir dakika. Zaten büyük ödülü kazandığım için yardımcı olmanız çok yanlış. İçinizden gelirse yapmalısınız sadece. Doğru diyorsun. Özür dileriz Remzi. Remzi! Bizi evde bıraktınız. Kalabalığın arasında kaybolduk. Sonunda nefes alabiliyorum. Remzi! Şuna bak! Gel benimle. Nereye çekiyorsun Tanju? İstediğin koltuk 1,5 liraya düşmüş. Ha? Doğru mu bu? Tam da 1,5 liram var yine. Evet. Satamayınca indirim yaptık. İstiyorsan alabilirsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yine sınava mı girdin Remzi? Hayır Tanju. Sana gofret aldım. Al. Büyük ödülün bana çıktığını sandığımda herkes bir anda dostum oldu. Ama onlar sadece paramı istiyormuş. Herkes sahte çıktı. Senin dışında. Başından beri benden hiçbir şey istemedin. Sadece bana yardım etmek istedin. Sen benim gerçek dostumsun. Paketi açılmamış 0-1 gofret. Yaşasın! Kahramanlarımız bugünü de bomboş bir macerayla harcadılar. Bakalım gelecek bölümde hangi anlamsız işlerle uğraşacaklar. Bir sonraki... Muhteşem Necati ve aşırı düz arkadaşlarında buluşmak... Linç operatörü, oyun başlasın. Baba, hey, süper oyun bu. Kule yapamaz ki. Sus bakayım, meyve kolisi. Elin titriyor, elin. Beceriksiz. Beni gelmeyi bırakın. Susmazsanız koli bandını getiriyorum. He? Uşan ben kutu değilim da. Ooo karınca lisan sisi tuttum Remzi. Neyse sen çekil bakayım. Kule yapıyorum. Şu kutuyu da koydum mu? Kule yıkılacak. Ne yıkılması? Olamaz. Yine Remzi'yi geçemedim. Kule yıkıldı. Kaybettin. Eren de gel. Sıra bende. Hop. Bakayım. Senin ehliyetin yok Şakir. Daha çocuksun. Git şu top havuzunda oyna. Ohoy. Eğer top havuzu bıraksaydın oynayacaktım Necati abi. Balıklama atlayış geliyor. Necati abi dur. Sen bir filsin. Etiketler seni yanıltmasın Şakir. Yaa. Oho. Hey. Arkadaşım onlar da havuzu yeteri kadar derin yapsaymış. Necati oyun bu. Ehliyetinin olmasına gerek yok. Hem burada sadece benim vinç ehliyetim var. Senin yok ki. Bu yüzden asla beni geçemeyeceksin. Hohohoy! Buna göbeğimle gülerim ben. Hohohoy! Abi beraber ne iyi güldük ya. Pide var mı pide? Bana biraz jeton verin. Puan sıralamasında 1 numarada Neco yazacak. Aman! Al! Şakir gidelim oğlum. Benim de çok uykum geldi zaten. Zaten sen birinciliği ancak rüyanda görürsün. Vinç operatörü, oyun başlasın. Abi bir ıspanaklı pide mi yeseydin önce? Aç ayı oynamaz. Yo bak ayı Polat da orada oynuyor. Çok açım ama oyunu da bırakamıyorum. Baba, bugün annemle botanik bahçesinin açılışına gideceğiz. Siz de gelsenize. Mırın kırın, mırın kırın. Remzi, bu nasıl mırın kırın etmek? Biraz yaratıcı ol ayol. Kırın tırın, tırın mırın şırın. Ama babam bana söz vermişti. Oyun salonuna gidecektik. Cümle kurabiliyorum sonunda. Evet kızım, Şakir haklı. Söz vermiştim, kusura bakma. Gidin Remzi, gidin. İşiniz gücünüz oyun oynamak. Hiç faydalı bir şey yaptığınız yok. Olur mu canım? Çok önemli bir kule inşaatının yapım projesini üstlendik. Hadi çıkalım biz geç olmadan. Bu sefer vinç operatöründe en yüksek puanı ben yapacağım. Necati abin değil mi o? Necati?
Bu ne hal? Necati abi, güneş gözlüklerin çok fiyakalıymış. Ha, Necati? Aa, gitti. Necati abi yine bir şeylerin peşinde. Aman neyse. Biz oyun salonunda geç kalmayalım. Yaklaştık zaten. Ay, çok özür dilerim beyefendi. Dersten yeni çıktım. Yorgunluktan çok dikkatsizim. Kafamda kuşlar uçuşuyor. Ne kadar sert çarpıştıysak. Bunlar gerçek kuş baba. Kafanda simit kalmış, ona gelmişler. Bugün çok acayip şeyler oluyor. Kış. Bir kutu kule, bir kutu kova. Kutu kule kova hamsi. Necati? Necati abi burada. Ama o zaman demin gördüğümüz kişi Necati abi değilmiş. Aslan parçasıyla küçük yele de gelmiş. Ne yaptınız gencolar? Necati abin keçileri kaçırmış Şakir. Keçileri kaçırmak ne demek diye soracaksın şimdi değil mi? Evet. Soracaksın. Çünkü çocuksun. Her şeyi sormak senin görevin. Keçileri kaçırmak, aklını kaybetmek, çıldırmak demektir. Necati abi, az önce sana çok benzeyen bir adam gördük. Bir kutu daha koysam 400 puan olacak. Necati, saçmaladın iyice. Oyunu bırak da bizi dinle. Oyunun rekorunu kırana kadar bırakmayacağım Remzi. Çünkü senden daha yetenekliyim. Bir de çoktan seçenekliyim. Bu da beni zor biri yapıyor. Baba, ben az önce gördüğümüz adamı çok merak ettim. Bence biraz macera peşinde koşalım. Baba, oğul aktivitemiz çıktı. Keşke Canan da burada olsaydı. Acaba ne yapıyor? Robotik mi, bobatik mi? Bir şeyin bahçesindeydi ama. Hadi gidelim. Zaten burada işler tatsızlaşıyor. Baba, bu ne biçim bir dürbün? Sizin küçük dürbününüz de vardı. Ne yapayım oğlum? Şaka dükkanı açıktı, bir tek oradan aldım. Necati abin yokken muhteşem dedektif malzemelerini kullanmama izin vermiyor. Baba şşş. Geliyor. Necati'nin bir derse ihtiyacı var. Baba duydun mu? Necati abinin başı dertte sanırım. Bu ajan tipli fil kesin uzaylı filan. Necati abinin nereden düşman edineceği hiç belli olmuyor. Geçen haftada Küçük Karpuzcu Köyü Dayanışma Derneği ile düşman olmuştu. Hadi takip edelim şu uzaylı ajan fili. Kilitli baba. Aha, şuna bak. Bir vinç. Hem de kutular var. Aynı oyundaki gibi. Bak, üst katta bir kapı daha var. Bağlantıyı kuruyorum. Baba çok zorlama. Ben fikrimi söylerim sana. Süper fikirmiş oğlum. Unutma. İçeri girince hemen aşağıdaki kapıyı bana aç. O ajan fil çok tehlikeli olabilir. Tamam baba, merak etme. Baba, ajan fil o kırmızı vinçte. Bizim de vincimiz var. Yakalayalım. Koş oğlum. Hadi baba, az kaldı. Necati abiye bir şey yapmasını engellemeliyiz. Olamaz. Köprü açılıyor. Yetişemeyeceğiz. Ajan fil yetişmek üzere. Yetişemedik. Düt. Boyum çok uzun olduğu için sığmıyorum da. Baba şuna bak, ajan fil de yetişememiş. Hey, dur bakalım. Hiçbir yere gidemezsin ajan uzaylı fil. Çılgın, kötülük prensi. Ajan fil değilmiş. Sen kimsin? Ama sizin yüzünüz çok tanıdık. Baba dur, hararet yapıyorsun yine. Sırf o kaçabilsin diye böyle giyinmek zorunda kaldım. Ne hallere düştüm. Necati abinin başı dertte olabilir. Ajan fili yakalayamadık. Bari gidip onu koruyalım. Baba? Kimdi bu kadın? Kimdi? Yalnız tokayı da oynamıyormuş, onu öğrendik. Necati! Necati abi! Oho! Rekor kırdığımı duyunca hemen geldiniz demek. Bak Remzi, birinci kim olmuş bir bak. Neco! 999 puan. Bu bir rekor. Neco yazamadım çünkü o tuşu bozuktu. Neco oldu. Ama anlayan anlar. Ölü olan benim. Necati, aferin de bırak şimdi oyunu. Uzaylı ajanın biri
Necati'nin bir derse ihtiyacı var dedi. Yani başın dertte Necati abi. Ajanın biri peşinde. Oho, şu rekora bakın rekora. Diliniz tutuldu resmen şaşkınlıktan değil mi? Necati saçmalama, başın dertte diyoruz. Tamam tamam kızma Remzi. Ben şu fazla jetonları iade edip geliyorum. Gerçi ayıp olan makinaların hepsini bozmuş ama olsun. Necati'nin keyfi yerinde görünüyor. Neyse, zaten ajan fil biz varken Necati'ye hiçbir şey yapamaz. Ha? Bu da ne? Ama... ama... Demek sırrımı çözdün. Ben çözdüm. Necati indirimden aldığın pardesüyü niye benden sakladın? Baba, anlamıyor musun? Ne indirimi? Ajan fil gerçekten de Necati abiymiş. Pekala, her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Yok, kullanmıyorum. Oynayabilirsin. Bundan çok kısa zaman önceydi. Senin rekorunu geçemiyordum. Çünkü senin vinç ehliyetin vardı, benim de olmalıydı. Necati'nin bir derse ihtiyacı var. Ben de vinç öğretmeniyim, anlaştık. Bu yüzden vinç kursuna yazıldım. Aysel öğretmen eksik olmasın, bana gerçek hayatta vinç kullanmasını öğretti. Ve bu sayede vinç ehliyetimi alabildim. Ama bir sorun vardı, beni fark etmiştiniz. Bunları sizden habersiz yapmalıydım. Bu yüzden sizden önce hemen kıyafetlerimi değiştiriyor, oyun salonuna koşuyordum. Neredeyse beni yakalıyordunuz. Orada da Aysel öğretmen yardımıma yetişti. Ama artık hiçbir şeyin önemi yok. Çünkü ben kazandım. Artık tüm rekorlar benim. Olamaz. Ayıp olan tüm rekorlarımı kırmış. Ühüdü mühüdü. Tok ayı oynuyormuş, yanılmışım. Necati abi, yine boş yere bir sürü emek harcamışsın. Ne gerek vardı? O bıyığım gerçek olmadığını biliyordum. Remzi dur, o gerçek. Oo, ekip toplanmış. Botanik bahçesini gezip bir sürü şey öğrendik. Siz ne yaptınız? Sorma Canan. Çok saçma bir gün yaşıyorum. Hala da ıspanaklı pidemi getirmediler. Belki de bu oyun işlerini bırakmalıyız. Ben hala vinç operatörü oyununu oynayamadım. Sıra bende artık. Ya da yok. Polat'ın rekorunu kırana kadar oynamaya devam. Hohoy! Şakir, sen git top havuzunda oyna. Oh, pazar arabası meyve sebzeyle doldu. Akşama meyve festivali var. Bu da ne? O pomelo meyvesi abicim. Baldan tatlı. Pomelo demesi çok eğlenceliymiş. Hemen alıyorum bu pomelodan. Gel bakayım pomelo. Teyze bıraksana meyveyi. İlk ben gördüm. O benim pomelom. Teyzeciğim bırak. Necati bıraksana meyveyi, ne yapıyorsun? Bir teyze için oldukça güçlüsün. Necati abi boş ver, hadi gidelim. Teyzenin bir suçu yok. Olmaz, o teyze benim kara listeme girdi artık. İşte kara listem. Gerçi kara olduğu için yazdığım hiçbir isim görünmüyor ama o teyzenin kötülükler peşinde olduğunu size kanıtlayacağım. Aman Necati, boş işlerle uğraşıyorsun. Teyzeyi rahatsız etme de ne yaparsan yap. Biz eve gidiyoruz. Akşamki meyve festivaline geç kalma. Oo Narcı, pazardan aldım bir tane, eve gittim bin tane değil mi? Al abi, afiyet olsun. Eve gidince tek tek sayacağım ama bin tane çıkmazsa bozuşuruz bak. Sabahtan beridir meyve alışverişi yapıyor. Akşam oldu hala yorulmadı. Anlamıyorum. Meyveler kocaman, çanta küçücük. Ne aldıysa o küçücük çantasına koydu. Dedektiflik içgüdülerim beni kaşındırıyor. Gerçi şu maydanozlar yüzünden de kaşınıyor olabilirim ama. Bence bu teyze bir uzaylı. Hızlı karar vermeyi severim. Uzaylı, limonların bana verdiği yetkiye dayanarak seni tutukluyorum uzaylı teyze. Kaçma! Uzaylı olduğunu biliyorum. Çantan da uzaylı teknolojisi değil mi? Biliyordum. Dur kaçma. Böyle olmayacak. Daha zekice bir çözüm bulmalıyım. Canan olsa ne yapardı? Daha zekice bir çözüm bulurdum. Teşekkürler Canan. Bir dakika. Amca, şu yönde çok ucuz ve güzel domates var. Hem de seçmece. Koş. Ne? Seçmece mi? Teşekkürler amca. İşte oradasın. Muhteşem bir dedektif olarak bu sırrı çözmeme çok az kaldı. Şimdi
Söyle bakalım, çantana sınırsız meyve doldurarak mutant bir ananas mı yapacaksın? Yoksa elma ile armutların toplanabileceğini mi ispat etmeye çalışıyorsun? Anlat. Burada seçmece domates yok. Hayallerim yıkıldı. Sabahtan beri Necati'den ses çıkmıyor. İçimde kötü bir his var Şakir. Yarım karpuzu bitirdin baba. İçindeki kötü his o olabilir mi acaba? Kalan yarısını da Necati'ye saklamıştım. Üzülme baba. Ama Necati abiden gerçekten de haber gelmedi. Acaba nerede? Hadi gidip bakalım. Hop, bir dakika bir dakika. Beni kim yiyecek şimdi? Yemiyorsanız buzdolabına koyun abicim, yoksa bozulurum. Yarına kadar bozulmazsın canım. Yok yok, size bozulurum, gücenirim yani. Buzdolabında diğer sebzeler parti veriyormuş. Beni de götürün oraya. Ben sizi buzdolabına götüreyim o zaman. Sonra da çıkarız baba. Arkadaş, bunlara da yüz verdik, iyice tepemize çıktılar. Baba, baksana, bu o teyze. Hakikaten de hala meyve satın alıyor. Yalnız bu ne acayip pazarmış. Akşam akşam açık. Gel abla gel, akşam pazarı. Sabah pazarı. Affedersiniz teyzeciğim. Biz Necati abiyi arıyoruz da. O mor renkli bir fil. Daha önce karşılaşmıştınız. Sizin kötü olduğunuzu düşünüyordu. Tabii biz ona inanmadık ama. Acaba kendisini gördünüz mü? Niye çantanızı açtınız ki? Bize bayram harçlığı mı vereceksiniz? Yoksa fal çıkan sakızınızı mı arıyorsunuz? Çanta haklıymış. Neredeyiz biz? Çantanın içine düşüyoruz. Ooo, pomelo değil mi bu? Neredeyiz biz? Teyzenin çantası bir tür geçitmiş. Bizi de uzay gemisine ışınladı. Teyze bir sürü meyve toplamış. Şunlara bak. Aa, domates. Ben de meyve miyim, sebze miyim karar veremediği için tuttu getirdi. Meyvesin meyve. Sana sebze diyenleri aldırma. Necati abi. Necati? Demek buradasın. Oo, demek dedektif kıyafetini giydin Remzi. Sana kolaylıklar dilerim. Necati abi, ne yapıyorsun orada? Beni meyve sandılar. Ben de bozmadım. Meyve taklidi yapıyorum. Dur biraz meyve gibi uyuyayım. Mey 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 mey. Özür dilerim Necati. Sana inanmalıydım. Hadi gel. Buradan geri dönüşün yolunu arayalım. Gelmem. Ben bir meyveyim Remzi. Bırak meyveyi dalından koparma. Zaten istesem de gelemem. Bacağım mantın arasına sıkıştı. Daha hızlı meyve toplamamız lazım. Ha? Baba geliyorlar. Kaç. Şu karpuza bak, kocaman. Olmuş bu, olmuş. Çabuk çabuk şuraya atla. Buyurun efendim, meyve suyunuz. Çok yavaşsınız. Bir türlü iyileşemedim. Çok daha fazla meyve suyu içmem gerekiyor. Efendim, dünyadaki robotumuz meyveleri çok yavaş yolluyor. Bizlik bir durum yok. Ben dedim size sporcu robot yapalım diye. Tutturdunuz teyze robotu olsun diye. Öyle demeyin ama efendim. En iyi meyveleri teyzeler seçer. Mesela az önce bir karpuz gördük. Kocaman. Baba, duydun mu? Meyveleri pres makinesinde ezip meyve suyu haline getiriyor. Acaba uzay gemilerine neden gemi diyorlar? Uzayda deniz yok ki. Baba, Necati abiyi unuttun mu? Doğru. Necati yüzme bilmiyor. Bir şeyler yapmazsak Necati abi meyve suyu olacak. Baba, kendine gel. Tamam, kendimdeyim oğlum. Demin atlayınca kafamı şu kuyruklu kavura çakmışım. Şimdi ne yapacağız? O bir ananas baba. Neyse, benim bir fikrim var. Baksana komutana, hastalığını iyileştirmek için meyve suyu içiyor. Eğer komutanı bir an önce iyileştirirsek meyveleri preslemelerine gerek kalmaz. İyi de nasıl iyileştireceğiz komutanı? Bana güven ve annemi ara. Alo Kadriye, akşama ne yemek var? Baba ne diyorsun? Alo anne, beni iyi dinle. Selam söyle, selam. Nasıl yani? Emin misin? Tamam oğlum. Madem öyle. Ne oldu anne? Biraz basketbol oynamaya ne dersin? Bu bakışı biliyorum anne. Bir dakika. Bu bakışı bilmiyorum. Ha? Dur olmadı. Şimdi nasıl? Tamam. Bu bakışı anladım.
Soğan. Bravo, iki sayı. Şehriye. Bravo, üç sayı. Elma. Top çalma gerçekleşti. Zaten tavuk suyuna çorbada elmanın işi olmaz. Daha çayı kaynatacağız. Zencefil, bal, limon. İşte teyzeyi bulduk. Teyzeciğim buyur. Çantasını açtı. Şimdi. Siz de kimsiniz? Çabuk yakalayın. Ya! Hadi Kadriye. Hadi Kadriye. Ses geliyor. İşte bu. Tavuk suyu çorbası mı bu? Zencefilli çayı da varmış. Ne yapıyorsunuz siz? Bu inanılmazdı. Sonunda iyileştim. Şu pres makinesini de durdurabiliriz artık. Komutanımız 17 gündür hastaydı. Siz kimsiniz? Bunu nasıl başardınız? Uzaylılar. Biz dostuz. Tamam. Beni iyileştirdiniz ya. Dileyin benden ne dilerseniz. Size şöyle güzelinden bir meyve suyu hazırlayayım mı? Hayır, dur. Ama ne oldu ki? Hiç gerek yok. Ama şu meyve çok güzel görünüyormuş. Evet, onu istiyoruz. Pekala. Bayağı da esnek meyveymiş. Bu karpuzu bana övmüşlerdi. Normalde size vermezdim ama size hediye olsun. Kendinize iyi bakın. Amma da ağırmış. Şakir oğlum, tutsana bir ucundan. Güle güle karpuzcuk. Ne? Neler oluyor? Acayip uyumuşum ben. Şakir, Remzi, Kurtuldan Oz. Sizin sayenizde. Teyze gidiyor, teyze. Necati, çözdük biz o işleri, merak etme. Çözülmesi gereken çok büyük bir mesele daha var. Henüz saymayı bitiremedim. Remzi, avucunu aç. Ne yapacaksın ki? Nar tanelerini sayıyorum. 456, 457, 458... Necati, ne yapıyorsun? Dur Remzi, kafamı karıştırma. İçinden 1000 tane çıkmazsa narı geri iade edeceğim. Kaçta kalmıştım? Neyse, en baştan sayarız. 1, 2, 3. Bu ezikmiş. At bunu. 4. Bu hayatımda yediğim en güzel pastırmalı dondurma. Öyle bir dondurma yok. Sen dondurmacıya pastırma verip ısrar ettin. O da dondurmana pastırma koydu. Balon mu? Ay! Bazen ailedeki çocuğun ben olduğumu unutuyorum. Niye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Remzi! Baksanıza, kutup ayısı soğuktan donmuş. Yoksa bu... Balmumu heykel müzesi gelmiş. Yuppi! Ne? Balmuzu leylek küresi mi gelmiş? Remzi, sakla beni. Ben balmuzu leyleklerinden çok korkarım. Balmumu heykel müzesi o. Balmumundan yapılmış heykelleri sergiliyorlar. Necati dur. İnanamıyorum sana. Dondurmanı üzerime döktün. Şimdi tüm gün pastırma kokacağım. İşte beklediğimiz an baba. Hadi girelim müzeye. Hadi oğlum. Necati, istiyorsan sen de gelirsin. Ama sağa solu kurcalamayacağına söz ver. Tamam. Ne zaman kurcaladım ki? Ama dur, önce şu kutup ayısına bir soba getireyim. Yazık. Al dostum, içine ısınsın. Bu çok ünlü Ayla Güllü'nün heykeli değil mi? Baba bak, bu da az ünlü Mehmet Büllü'nün heykeli. Şu heykeldeki detaylara bak baba. Neredeyse gerçek gibi. Dokunsam canlanacak. Şuna bak oğlum. Burada bir canavar. Anladın mı? Canavar. Canavar burada. Canavar. Baba, esprin o kadar soğuk ki şu Eskimo bile üşüdü. Ayla Güllü değil mi bu? Ne oldu sana? Bu adam kim tanımıyorum? Ablacığım, siz niye böyle duruyorsunuz? Niye kimse konuşmuyor? Pardon canavar kardeş. Remzi ile Şakir'i gördünüz mü acaba? Eskimolardan çok korkarım. Necati abin geliyor. Dur. Bak nasıl korkutacağım. Şakir! Burada acayip şeyler oluyor. Bu engeller canlı mı değil mi anlamadım. Remzi, sen niye öyle duruyorsun? Hadi gidelim Şakir. Bak burada bir kalabalık var.
Demek ki donup kalsam umurunda olmayacak. Alacağın olsun Necati. Jambo! Şaka yapmak benim işim Remzi. Nasıl da korktun bak. Hoy! Dikkat dikkat. Ben bu müzenin sahibiyim. Oley! Durun canım. Daha bir şey demedim. Oley! Ah, çıldırmış bunlar. Neyse, buranın sahibi olarak bir yarışma düzenliyorum. Yarışmayı kazananın bal mumundan heykelini yapıp sergileyeceğim. Aha, ben kazanacağım ben. Benim heykelim yapılsın istiyorum. Sokaklara adım verilsin. Bakkallar adıma peynirler satsın. Hazır mısınız? Yarışmayı açıklıyorum. En güzel deniz yıldızı pozu veren kişi yarışmayı kazanır. Yuppi, ben kazanacağım. Aa, benlik bir şey yokmuş. Neyse, başka yarışmalara artık. Evet, yarışmacımıza bakıyoruz. Gayet güzel bir deniz yıldızı pozu. Sıradaki yarışmacımıza bakalım. Beyefendi, siz ne yapıyorsunuz? Bakın şimdi, bu can simidi, bu da şnorkel. Denize gider gibi giyindim. Gözlüklerim de tam bir yıldız gözlüğü. Magazinciler de fotoğrafımı çekiyor. Anladınız mı? Denizin yıldızıyım. Deniz yıldızı. Yuhu! Hohoy! Şuradaki çocuk şişeye atıp düz indirdi. Onu alkışlıyorum. Sizle ilgim yok yani. Evet, başka yarışmacımız yok. Kazananımız açık ara farkla belli. Adı Remzi ile mi başlıyor? Alo? Kod 8 mi? Demek okyanusları kirletiyorlar. Hemen geliyorum. Üzgünüm, gitmem gerek. Evet, bu durumda başka yarışmacı kalmadığı için... Tebrikler Remzi Bey. Sizin heykelinizi yapacağız. Oley! Şimdi de şuradaki bebek ilk defa konuştu. Onu alkışlıyorum. Yanlış olmasın. Ay, bebeğin ilk söylediği laf Necati oldu. Ben kazandım. Ben kazandım. Hadi gidelim. Buradan buyurun. Her seferinde aldanıyorlar. Bu sefer de çok iyi alkışladığım için kendimi alkışlıyorum. Bravo bana. Çocuklar, babanız nerede kaldı? Kendi heykelinin açılış törenini kaçıracak. Babam dün eve hiç gelmedi ki anne. Buradadır herhalde. Affedersiniz, siz müzenin sahibiydiniz değil mi? Acaba babam nerede? Şşt, işim var şimdi. Dikkatinizi buraya alabilirsem... Oley! Durun, daha bir şey demedim. Şimdi mahallenizden biri, sizden biri... Benim şaheserlerimden oluşan bal mumu müzemde yer alma şansı buldu. Huzurlarınızda bal mumu Remzi. Müthiş, inişler, hayran. Bayıldım. Gerçekten harika. Çek bir sanatçı. Muhteşem bir heykel. Ay, ne biçim yapmış Remzi'yi. Şu suratındaki ifadeye bak. Çok korku dolu görünüyor. Ha? Necati abi, ne yapıyorsun? Kendimi tutamayacağım Canan. Bu bal mumu çok lezzetli bir şey sanırım. Babanızın heykeli pastırma kokuyor. Ay hadi kızım, boş ver. Gidip Remzi'yi arayalım biz etrafta. Nereye kayboldu acaba? Ha? Pastırma mı? Bir dakika. Sen babamın üstüne pastırmalı dondurma dökmemiş miydin? Ah! O üzücü günü hala unutamıyorum. Güzelim dondurmam boşa gitmişti. Babam ortalıkta yok. Müzenin sahibi bir gecede heykel yapıyor ve yaptığı heykel korkmuş görünüyor. Üstüne bir de pastırma kokuyor. Düşünsene Necati abi. Su faturası, internet paketi, okuldaki deterjan da bitti. Necati abi, ne diyorsun? Sen düşünsene deyince ben de düşüncelere daldım Şakir. Diyorum ki ya bu bal mumu heykeli gerçekten heykel değil de babamsa? Ha, o zaman babanı yiyemem. Bu işi hızlıca araştırmalıyız. O zaman muhteşem dedektif ve beceriksiz yardımcısı iş başında. Beceriksiz yardımcı mı? Tamam. Yeterince iyi olduğunu ispatlarsan beceriksiz dedektifliğe yükselebilirsin. Remzi! Baba? Remzi! Baba? Remzi! Baba? Hiçbir yerde yok. Ben nasıl buraya geldim? Acele et Şakir. Çok zaman harcadık. Bu hızla gidersek babanı bulamayabiliriz. Eğer bizi dondurma almaya götürmeseydin bu kadar uzun sürmezdi. Aha,
Bir dakika, sanırım buldum. Ah, buldum, ben buldum. Baksana Şakir, bu bilgisayar güncellenmemiş. Çünkü interneti yok. Başka kimin internet olmaz? Kaplumbağaların. Çünkü çok yavaşlar. Babanı Peyami Dede kaçırmış demek ki. Necati abi baksana. Eski bir gazete haberi. Müzenin asıl sahibi bu kadınmış. Hatırladın mı? Aa evet. Bu yeşil ve nostaljik giyimli kadın. Bana cevap vermemişti. Sana cevap vermedi çünkü heykeldi. Biri onu da babamı da heykele dönüştürmüş. Ben müzenin şimdiki sahibinden şüpheleniyorum. Hadi müzeye tekrar gidelim Şakir. İpucunu sadece ipin ucunu takip edersek bulabiliriz. Tamam tamam. İpin ucunu fazla kaçırmayacağım. Ay! Bu esprilerimle bir aile bile doyabilir. Necati abi sessiz olsana. Yoksa bizi duyacaklar. Remzi, ne haber ya? Görüşemiyoruz ne zamandır. Sen heykel oldun değil mi? Unuttum. Necati abi bak, yumruğunu sıkmış babam. Sanırım içinde bir şey var. Bir not var. Diyor ki, dondurma, markete gidin. Marketten dondurma almamızı istiyor. Ayrıca seni çok seviyorum Necati yazmış. Bakayım. Hayır Necati abi. Burada dondum mirkete gidin yazıyor. Bu gerçekten de babam Mirket abiden yardım almamızı istiyor. Seni seviyorum Necati de yazmamış ayrıca. Kıskanma kıskanma. Seni de seviyor. Mirket abi. Evet. Bize bitmeyen bir dürüm yapabilir misin? Bitmeyen dürüm yapamam ama biten lahmacun söyleyebilirim. Konuya odaklanın. Mirket abi, yeni açılan Balmumu Müzesi'nin sahibi babamı bir şekilde Balmumu heykeline çevirdi. Şimdi de müzede sanat eseri diye sergiliyor. Babamdan bir sanat eseri olacağını sanmıyorum Şakir. Görenler sanat bunun neresi der geçer. Neyse, bunu büyük olasılıkla nanometrik fiber dönüştürücü cihaza sahip olan biri yaptı. Ama size iyi bir haberim var. Bitmeyen dürüm mü? Hayır. Eğer cihazı ele geçirip heykelleşen kişinin üstünde ters yönünü çalıştırırsanız o kişi düzelir. İyi de nanometrik kibar dönüştürücü cihazı nasıl ele geçireceğiz? Daha adını bile söyleyemiyoruz. Merak etme Necati abi. Benim bir planım var. Son bir soru Mirket abi. Neden arkanı dönmüyorsun? Çünkü o ben değilim Şakir'cim. Sabahtan beri kuklanma konuşuyorsunuz. Her şey bir tiyatrodan ibaretmiş. Tarelirin rararirino orerero. Gerilim müziği. Şşt! Müze kapanıp alarmlar çalışana kadar heykel taklidi yapacağız Necati abi. Bak biri geliyor. Bu heykeli ne zaman yapmıştım acaba? Belki üzerinde nanobortik fiber cihazımı kullandıklarımdan biridir. Ben bile söyleyemiyorum adını. Neyse, ben artık müzeyi kilitleyip ofise gideyim. Bunları da niye sesli söylüyorsam. Bir daha uyuyan birinin pozunu vereceğim. Necati abi, planımı biliyorsun. Hadi başlayalım. Biliyorum, biliyorum. Şu ışınlardan birine değeceğim. Bir dakika. Yoksa değmemeli miydim? Hırsız var, hırsız! Ben varım, ben! Hey, neler oluyor orada? Demek sen, senin bir heykel olmadığını biliyordum. Ama yakında heykel olacaksın. Şu an dikkatini dağıtmam gerek. Tavuklarla dinozorlar ne kadar birbirlerine benziyorlar. Acaba dinozorlar da gıdaklıyorlarlar mı? Ne diyorsun? İşe yaradı Necati abi, kaç! Oba, kandırdım! Hohoy! Remzi hala bıraktığımız yerde. Tuvalete bile gitmemiş. Cihazın üstündeki yönü terse çevirdim. Şimdi onu uyandırmaya çalışalım. Yer! Hayırın kalan kısmını söyledi sanırım. Ya da bayırın devamını. Hayır. Baba, düzeldin. Ha? Neler oluyor burada? Necati, Şakir oğlum. En son o müzenin sahibi beni heykele döndürüyordu. Elim en son dönüştüğü için size bir not yazdım. Gördünüz mü? Evet, Mirket abinin yanından geliyoruz. Cihaz kayıp. Şu köşeye koymuştum. Kesin müzenin sahibi aldı. Çok dikkat etmeliyiz. Sırrımı açığa çıkarmak neymiş göreceksiniz. Yakala onları. Bir günaydın yok mu? Tamam günaydın. Şimdi koş yakala hadi. Uzun süredir uyuyorum. Bir dakika kendime gelmem lazım.
Bu da ne? Güm güm bir ses geliyor. Hata! Hata! Necati abin canavar geldiğini söylüyor oğlum. Kaç! Nereden anladın ne dediğini? Çok korkunca böyle oluyor Necati'ye. Artık anlıyorum ne demek istediğini. Sonumuz geldi. Mahvolduk. Hata! Bir dakika, bir dakika ya. Niye kaçıyorsunuz arkadaşım? Homero! Günaydın öncelikle. Hadi sırtıma atlayın da şu müze sahibi denen kişiyi alt edelim. Canavar da bizden çıktı. Canavar canavar ayıp oluyor ama. Eyvah! Üstüme geliyorlar. Cihaz! Cihazı kullanmalıyım. Sonunda ödeşme zamanı. Seni sahtekar. Önce herkesi uyandıracağım, sonra da seni polise teslim edeceğim. Hala söz verdiğin heykeli yapmadın. Baba, seni taşlaştırıp heykel yaptı. Ona kızsana. Evet, evet, o da var. Çok kızmış durumdayım şu anda. Müzem. Ben az ünlü Mehmet Büllülü. Beni takip edin. Hadi iglo yapalım. Şaka şaka, şirkette işlerim yarım kaldı. Ben bir iş adamıyım. Baksanıza, Ayla Güllü gerçek bal mumu heykel çıktı. Bence biraz eğlenelim şunla. Necati ne ya? Buyursun. Dur. Yapmasana dondu. Necati. Günaydın. Siz tutuklusunuz. Gerçek adını bilmediğimiz Yeşilli Nostalji Hanım. Müze sizindir. Hadi gidelim. Olanlara inanamıyorum. Bu adam müzemi ele geçirmek için beni heykele dönüştürmeye çalışıyordu. Başarmış demek. Neyse, size çok teşekkür ederim. En azından gelecek yılki dünyaca ünlü sergiyi kaçırmayacağım. Nostalji Hanım, gelecek yıl hangi yıl? Niye soruyorsun ki? 1998 tabii ki. Ne 98'i? 2965 yılındayız. Ne? Tamam tamam, şaka yapıyorum. Zaten ben de bilmiyorum hangi yıldayız. Ama istiyorsanız telefonlardan falan bakabilirim. Ya da annemi arayayım. İlkokul öğretmenimi de arayabilirim. Ya bir dakika, öğreneceğiz. Remzi, istediğim raporlar ne durumda? Yazıyorum patron. Müşterileri aradın mı? Arıyorum patron. Mutfakta pasta kalmamış. Hallediyorum patron. Koş oğlum. Ha? Aferin. Of. Burası çok sıcak oldu. Bana bir su getir. Yeterli sayıda kolum bacağım yok. Ben anlamam. Dur bir deneyeyim. Belki çıkar. Oldu. Hop. İşte. Buyur patron. Çocuğumu eğlendir. Şop bidi şop bidi. Hop bidi pam bidi. Şarkı da söyle. Babasının kızı. Lay 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 amanın da amanın. Aklıma şarkı gelmiyor. Hop hop hop. Hop Remzi, raporunu neden yazmıyorsun? Ha? İstifa ediyorum. Ha? Birinin kızımı eğlendirmesi lazım. Baba dans et. Baba dans et. Hayır. Ha? Baba işsizsin diye kendini çok saldın. Evde hep bir havuz olsun istemiştim. Balıklama atlayalım mı? Ne kadar zaman oldu ki işsiz kalalı? Topu topu bir saat olmuş. Remzi, topla kendini biraz. Ha? Peyami baba nerede? Olamaz. Yüzeye çıkamadı. Hiç merak etmeyin. Dalgıç Necati göreve hazır. Hua! Hua! Bakın dipten kaplumbağa çıkardım. Necati, çabuk Remzi'yi berbere götürüyorsun. Azıcık daha yüzseydin. Necati! Kadriye! Oo, kızgın anne bakışı. Aldım mesajı. Tamam, gidiyorum. Yeni Remzi'yi görmeye hazır mısın? Hazırım berber efendi. Yolla gelsin. Tada! Ah, Remzi! Ne yaptın Remzi'ye? Bir saç hayvanı bu kadar farklı gösteremez. Necati, ben buradayım. Hı? Sen Remzi'ysen bu kim? Necati, o benim çırağım. Affedersin. Buyurun çırağınız. Ha? Necati, şuraya bak. Kebapçıya motokurye aranıyormuş. Şu işe girsem çok iyi olur aslında. Hua! Ha? Neler oluyor? Kebapçı deyince heyecanlanıp kebapçıya ışınlandı. Yapıyor arada böyle.
Necati, beni unuttun. Affedersin Remzi. Hadi kolay gelsin usta. Buyurun. Çabuk bana 3 porsiyon dürüm. Buyurun. Yanına da diyet su olsun. Kiloma özen gösteririm. Affedersin. Buyurun. Necati dur 2 dakika. İşe girmek için geldim buraya. Pardon. Usta ile görüşebilir miyim? Buyurun. Otomatiğe bağladın sen yine. Pardon. İş ilanı için gelmiştim ben. Motosiklet ehliyetim var. Hemen başlayın. Dağıtılacak bir sürü kebap var. Necati sen de mi çalışacaksın? Benim de ehliyetim var. Neden olmasın? Sonuçta göbek adım kebap benim. Bakın. Hadi gecikmeyin. Buyurun. Evet arkadaşlar. Bakalım kim ne kadar dağıtmış. Remzi 56 sipariş dağıtmış. Necati ise 57. Tebrikler Necati. Vay, helal olsun Necati. Tebrikler Necati. Necati. Sen harikasın. Tebrik ederim. Süper moto kurye Necati. İyi çalıştın Necati. Elimi sıkmak yerine bana lahmacun pişirebilirsiniz mesela. Ama benden sadece bir tane fazla dağıttı. Necati. Hohoy, Remzi bak, Necati. Senden daha iyiyim. Beni tebrik eden yok mu? Buyurun. Bu not ne? Hayır, seni tebrik eden yok. Of. Hey, ben Necati'den daha çok kebap dağıtabilirim. Necati beceriksizin tekidir. Remzi lütfen, ayıp oluyor. Madem öyle, pazar gününe kadar en çok sipariş dağıtan kim olursa ona altın kask ödülünü vereceğim. Altın kask. Gerçi Remzi'nin pek şansı yok gibi ama o altın kaskı kazanacağım. Gözlerimle güzel değil mi? Hohoy. Affedersin. Ben de o altın kaskı kazanacağım. Remzi! Necati! Remzi! Necati! Şakir! Canan! Nerede? Bu bölümde onlar yok. İkimizin yarışı. Hep böyle mi konuşacağız? Taktiklere devam. Oh, bu altın kask fikri çok güzel oldu. Binlerce kebap dağıtıyoruz. Çok para kazandım, çok. Neyse, hemen uyuyayım da rüyamda kavurmalı kaşarlı pide göreyim. Ne oluyor? Ne işin var burada? Hazır Remzi uyurken biraz kebap dağıtmalıyım. Hadi dükkana gel, benle de kebap pişir. Hop, Necati, hile yapıyorsun. Hey, sen niye buradasın? Rüya perisiyim ben. Şaşırdınız mı siz? Çıkın gidin evimden. Yarın mesai saatinde dükkana gelin. İyi tamam. Kış, sen de git hadi. Usta dur usta. İpin ayarı bozuldu. Tamam kaçtım. Altın kaskı kazanmak üzereyim. Necati senin bu işe ihtiyacın bile yoktu. En süper moto kurye benim. Altın kask da benim olacak. Evet. Hazır mısınız bakalım yeni güne? Bugün son gün. Kazanan altın kaskı alır. Altın kask. Bu ses Necati'nin düşünme sesi. Necati plan yapıyor. Aman Necati plan yapsa ne olacak? Ne? 50 tane mi? Hemen yolluyorum. Remzi 50 kişilik sipariş geldi. Necati burada olmadığına göre sen götüreceksin. Hello hey. 50 sipariş beni Necati ile eşitler. Hemen gidiyorum. Pıkır 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 kıpır 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 bu yeni sinsi gülüşüm bakın. Pıkır 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 kıpır kıpır kıpır. İşte efendim. 50 kişilik siparişiniz. Afiyet olsun. Ben kebap yemem. Yanlış adres. Hayır efendim, adres doğru. Ben bamya dışında hiçbir şey yemem. Yanlış adres dedim. Ama nasıl olur?
Ne yapacağım ben şimdi bu kebapları? Oho Remzi, ne haber? 50 kebaplı siparişini teslim edebildin mi? Ha? Necati, kebapçıyı arayıp sahte sipariş mi verdin sen? O altın kaskı istiyorum Remzi. Parasında değilim. Altın ne kadar ediyor bilmiyorum bile. Ama çok güzel parlıyor. Beni anlıyor musun? Dur! Lütfen! Ne yapıyorsun Remzi? Madem bu kebapları kimse sipariş etmemiş, ben de parasını kendim veririm ve hepsini yerim. Sonra da sen de eşitlenirim. Alo! En çok alo! Hayır! En çok benim alo! Alo! Remzi, Necati, yolun sonuna geldik. İkinizin de sipariş sayıları şu an eşit. Ve günün son siparişi geldi. Bunu teslim eden altın kaskı kazanır. Ağır çekim gücü! Hey, ver bana. İlk ben aldım. Hayır, benim dürümüm. Bizim dürümümüz. Hayır, bizim dürümümüz. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Necati, şuna bak. Biz biraz abarttık galiba. O kadar yiyecek de boşa gitti. Özür dilerim senden. Ben de özür dilerim Remzi. Altın kask o kadar önemli değil. Zaten altının gramı ne kadar hiç bilmiyorum. Son sipariş. Hadi beraber götürelim Remzi. Son bir iş ha? Lokanta batmadan son bir iş. Son bir iş. Sinemalarda. Şaka şaka şimdi izliyoruz. Dans et baba, dans et. Kızım ne olur dur artık. Ha bak, sana sipariş ettiğim dürüm geldi. Ha? Dürüm. Ha? Patron? Sen mi söylemiştin dürümü? Remzi, motokurye mi oldun? Ne olur, ne olur sana yalvarırım işine geri dön. Sen gittiğinden beri hiçbir iş yürümüyor. Batmak üzereyiz. Bütün gün dans ediyorum kızım için. Demek öyle. Aslına bakarsan eski işimi çok özledim. Ama öyle köle gibi çalıştırmak yok. Kabul. Ayrıca çocuğunu da eğlendirmem. İşimi yaparım sadece. Söz. Ayrıca maaşımın 3'e katlanmasını istiyorum. Bir de her gün ayak masajı. Yok artık. Tamam tamam anlaştık. Necati, eğer bir altın kask kaldıysa o da senin olabilir. Oley! En süper motokurye benim. Alo? Necati kebap lahmacun salonu? Alo Necati. Niye gelmiyorsun kaç gündür işe? Eyvah! Benim zaten işim vardı. Bak unutmuşum. Bir dakika müdür bey. Başka arayan var. Alo. Efendim kebap. Necati kaç kere söyleyeceğim benim adım kebap değil. Ayrıca müşterilerden şikayetler gelip duruyor. Sen benim yolladığım kebapları yiyip yerine ıslak mendil yollamışsın herkese. Kovuldun. O halde eski işime geri dönüyorum. Hobarey. O zaman dans. Hoppidi 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 hoppidi. Hoppidi hoppidi. Pıkı 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 pıkı. Tah 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 tah. Çıkımı mı di? Balaka laka balaka balaka. Oha benim. Güneş tutulmasını izlemek için harika bir gün. Oh, aynen öyle oğlum. Ayrıca ne iyi oldu şuraya geldiğimiz. Doğa var, yeşillik var, trafik yok, korna yok. Oho, korna var, korna benim tek eğlencem. Necati, nereden buldun onu? Çalmasana, başım şişiyor. Kendime araba almaya gittim ama param sadece kornasını almaya yetti Remzi. Bir daha gittiğimde de 8 aynasını alacağım. 8 değil, 8 aynasıdır o. Of, bu temiz hava beni acıktırdı. Ayçiçeği çekirdeği var bende. Onu çitleyelim. Oo, ayçiçeğine bayılırım. Çitlemeye 2 kere bayılırım. Oh, çitir çitir. Neden ayçiçeği demişler acaba? Çiçek aya hiç benzemiyor aslında. Bunu sorduğunuz güzel oldu. Size anlatacak bir hikayem var. Oo, dış ses anlatıcı. Hadi anlat bakalım. Uzun sürmesin ama. Tamam tamam. 2 dakikada anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce, galaksideki tüm medeniyetlerden de önce, Fin Necati'nin bile olmadığı zamanlarda güneş etrafa leşe saçardı. Bir dakika, bir dakika. Benim olmadığıma emin misin? Bensiz bir galaksi çok sıkıcı olur. Necati çekilir misin aradan? Eski zamanlar bunlar. Doğmamışsın daha sen. Neyse, ay dünyanın çevresinde döner, güneşi seyrederdi. Ama bir gün her şey değişti. Güneş, ne haber? Doğdun mu? Ona göre işe gideceğim. Doğdum, doğdum.
Ama bugün bir garip hissediyorum. Sanki her yerim tutulmuş. Ooo! Güneş tutulması yaşanıyor sanırım. Çekilir misin aradan? Güneşi göremiyorum. Güneş tutulması bu demek zaten. Benim yüzümden güneşi göremeyeceksin. Aa, bir dakika, bir dakika. Ay, bana dön bir bakayım. Senin yüzüne ne olmuş? Hı? Ne olmuş? Krater var birkaç tane. Yok yok, krater mraker değil. Onu demiyorum. Senin hiç bitki örtün yok. Çiçeksiz yaşanır mı hiç? İyi de güneş, senin de çiçeğin yok ki. Yoo, benim bir sürü çiçeğim var. Bak şimdi. Hey! Yok yok, orası değil. Bak şurası. Bugün de çok havalıyım. Hopşu! Güneş beni çok sever. Hopşu! Bakın, benim vazom altından. Hopşu! Hapşu hapşu, ne oluyor? Pardon, poleni alerjim var. Hopşu! Ay, sana şimdi en sevdiğim çiçeğimi yollayacağım. Ona iyi bak. Yüzeyinde serpilsin. Senin için güzel bir bitki örtüsü oluştursun. Olur mu? Pekala. Ama güzel bir isim de lazım o zaman çiçeğe. Örneğin ay çiçeği. Gerçekten çok yaratıcı oldu. Olamaz. O en güzelimizdi. Ay çok korkunç. Neler yapacak orada? Bakın. Hayır, ne yapıyorsun Güneş? Ay'a gitmek istemiyorum ben. Senle kalmak istiyorum. İyi yanından bakın. Ay'a giden ilk çiçek o olacak. Bu onun için küçük ama bitkiler için kocaman bir adım. Ayrıca o gittiğine göre artık en güzel çiçek benim. Güzel mi? Saçın dökülüyor senin, saçın. Atıyorum. Sakın elinden kaçırma. Ben her ay ayın elemanı seçiliyorum. Tabii ki elimden kaçırmam. Yolla. Ay berbat esprisini yaptıktan sonra güneş son gücüyle çiçeği fırlatır. Güneş, ne olur geri dönmek istiyorum. Yakalayacağım. Olamaz. Yakaladım. Ay çiçeği, özür dilerim. Bir dahaki güneş tutulmasında bana geri dön. Vay, tam filmlerdeki gibi oldu. Kayda geçti mi kameraman? Her şeyi çektim abi. Yakında izlersiniz. Selam. Selam. Biz nasıl yükseliyoruz böyle kendi kendimize? Ben paraşütle atlıyorum. Seni bilemem. Aa, doğru. Düşüyordum ben en son. Keşke neslimiz tükenmeseymiş. Çok eğleniyormuşuz, çok. İşte böylece güneşin en sevdiği çiçek dünyaya gelmiş oldu. Neredeyim ben? Burası ay değil. Güneş! Güneş, bana yardım et. Hey, sakin ol dostum. Burası dünya. Çok güzel zamanda geldin. Hava acayip güzel. Ay çiçeği o kadar uzakta kalmıştı ki güneş onun sesini duymuyordu. Ay çiçeği ise pes etmiyor, gözlerini güneşten ayırmıyordu. Güneş! Gerçekten çok uzun yıllar geçmişti ve buzul çağı başlamıştı. Bir dakika. Buzul çağında dinozorların nesli çoktan tükenmişti. Doğru. Bu hatayı düzeltelim. Güneş artık yüzünü ay çiçeğine göstermiyordu. Çit çit. Vay, güzel hikayeymiş. Daha bitmedi hikaye. Hem güneş tutulmasına az kaldı. Habiri grow. Sıkıntı yok, başlamadı daha tutulma. Growlia çökülüm dobülü. Necati, bu sesin çekirdek çitlerken çıkması imkansız. Uyduruyorsun hep. Ne yapayım Remzi? Çok yetenekliyim bu konuda. Bak şimdi. Ha? Ne oluyor? Necati abin titreşimde kalmış oğlum. Bir aç kapa mı yapsak? Sesliye aldı. Nasıl ama? Çıkarın beni. Necati, bırak beni. Ne yapıyorsun Necati? Bırak beni dedim, bıraktım. Sizinle anlaşmak bazen gerçekten çok zor oluyor. Necati abi, tüm çekirdeği bitirdin. Güneş tutulması başlayana kadar ne yapacağız şimdi biz? Necati, hemen gidip yenisini alıyorsun. Biz de bu sırada şu pisliği temizleyelim. Tamam. Ben bakkala bakayım. Bakak alayım. Çekirdek alayım. Hoho, ne güzel kafiyeler yapıyorum. Abi, bu metal dedektörü fikri çok iyiymiş. İyice bak Ercan, iyice. Bir altına rastlarsak zenginiz.
neler bulduk şimdiye kadar? Bir tane kapağı olmayan bir şişe. Bir tane şişesi olmayan bir kapak. Bir de şu metalci ineği bulduk abi. Metalci ineği salalım. Belki diğerlerinin eşini buluruz. Metal dedektörünü öttürebildiysem ne mutlu bana. Burada bir şey var abi. Altın olabilir. Çok güçlü sinyal alıyor. İşte bu. Çalışma sahamızı buraya kuracağız. Önce şöyle bir branda gerelim de gölge olsun. Burada ne? Boş ver şimdi bunu. Kazmaya devam et. İçim dolmuş içim. Güneş tutulmasına çok az kaldı. Hemen bir yerden çekirdek bulmam lazım. Bir ay çiçeği. Çekirdek ağ çiçeğinden üretilir. Dileğim gerçek oldu. Bir fil. Filden hiçbir şey üretilmez. Hiçbir dileğim gerçek olmadı. Çok karamsarmışsın. Hadi gel. Güneş tutulmasını izleyeceğiz. Bize de çekirdek lazımdı. Güneş tutulması mı dedin sen? Demek çok az zamanım kaldı. Ama bana yardım edebilirsiniz sanırım. Gel gel. Ziyafet var bizim orada. Necati, şaşırdın mı sen? Çekirdeği paketli alman gerekiyordu. Galiba bugün güneş tutulması varmış. Benim acilen güneşe ulaşmam lazım. Çünkü sadece tutulma sırasında ay doğru pozisyona geliyor. Ayın yörüngesinden güç alıp güneşe gidebilirim. Hadi diyelim güneşe gittin. Sıcaktan yanarsın. Ayçiçeği yağın çıkar bizden söylemese. Sonra kızartmalara konu olursun. Hem ayrıca uzay gemini olması lazım. Güneş çok uzakta. Benim altından bir saksım vardı. O aslında bir uzay gemisi. Hem de sıcaklıktan beni koruyan bir uzay gemisi. Ama bir akbaba ile bir goril onu bulup almak üzereler. Lütfen yardım edin bana. Tamam Ayçiçeği kardeş. Sana yardım edeceğiz. Ne yapıyorsun? Çiçekler su ister. İç çabuk hepsini. İşte saksıdan uzay gemim orada olmalı. Ha? Akbaba Kürşat da yine kötülük peşinde. Benim aklıma harika bir fikir geldi. Beni takip edin. Bu ay çiçekleri yüzünden patsosise oldum. Hop. Patsosise değil. Hipnotize o Necati. Hadi başlayalım. Gorilcik. Buradayım. Sakın arkanı dönme. Neler oluyor? Burası goriller için çok tehlikeli bir yer. Anneciğim. Dur, nereye Ercan? Öf, kendi işini kendin yapacaksın. Nerede bu kürek? Şimdi. Kaçalım. Çabuk verin onu bana. Of, güneş tutulmasından da heyecanlıymış bu. Pişt, azıcık ciddi mi çekirdeğinden? İşte buldum. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Bir dakika. Kornasız roket olmaz. Benden sana hediye olsun. Çaldıkça bizi hatırlarsın. Teşekkür ederim. Güle güle. Altınım. Şu dünya ile güneşin arasına gireyim de azıcık muhabbetlerini bozayım yine. Ben geliyorum. Sen ayçiçeğisin. Ama çok uzun zaman geçti. Uzun zaman mı? İlk güneş tutulmasında geri dönüyorum işte. İlk mi? Aradan yüz binlerce güneş tutulması geçti. Seni zar zor hatırladım. Yüz binlerce mi? Olamaz. Hemen gitmeliyim. Güneş. Güneş umarım beni unutmamıştır. Ay! Tam filmlik sahne geliyor. Jüpiter. Kamerayı hazırla. Kamerayı. Güneş'e yetişmeliyim. Olamaz. Güneş. Güneş. Uzay boşluğunda sürükleniyorum. Sanırım her şey buraya kadarmış. Neyse, en azından birkaç dost edindim. Son bir kez kornamı öttüreyim. Vay canına! Kornanın gazı işe yaradı. İşte bu! Güneş! Geliyorum! Ay! Bu
elime bir şey değdi. Sen, ay çiçeği, sen misin? Ama nasıl? Güneş. Çok özür dilerim. Seni hiç ama hiç bırakmamalıydım. Seni kaybettiğimi sanmıştım. Önemli değil, işte buradayım. Seni çok özledim. E bak, yerini saklamıştım. Ay çiçeği. Nasıl geri döndün? Nasıl geri döndün? Hepinizi çok özledim. Çok. Seni bile hapşırıklı. Benim bir adım var bir kere. Güneş? Güneş tutulması başlıyor. Herkes güneş tutulması için hazırlanmış özel gözlüklerini taksın. Kürşat, gel buraya. Küslük olmaz şimdi. Şu güzelliğe bak. Sinirliyim ama gerçekten de çok güzelmiş. Acaba ay çiçeği güneşe ulaşabildi mi? Ulaştıysa bile, ulaşamadıysa bile, ay çiçeğinin hikayesi burada bitti. Biz normal hayatlarımıza devam edelim en iyisi. Benimle kol kola girmediniz, ben kendimle gireceğim. Koşu antrenmanı. Hop bidi. Ay. Açma germe çalışması. Hop. Zıplama antrenmanı. Çocuklar bakın. En yükseğe ben zıplıyorum. Nemzi in. Hadi sıra bende. Daha yukarı. Süper uzay dünya güneş atışı. Baba. Çok şanslı. Babanız bedava uzay seyahati kazandı. Hem de gidiş. Yani dönüş yok. Çocuklar, spor mu yapıyorsunuz siz? Yarınki maraton için antrenman yapıyoruz anne. Evet, yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı olacak. O yüzden sıkı çalışmamız gerek. Ay! Kadriye! Remzi, sen de mi katılacaksın maratona? Bu yaşta, bu göbekle. Baba göbeği bu. Yıllarca uğraştım yapabilmek için. Hem sen kendi yaşına bak. Ne varmış yaşımda? İstesem yarışa girerim, seni de geçerim, park da atarım. İyi şakaymış Kadriye. Bu dediğine göbeğim bile güldü. Tanju, sesimi çıkarmayayım dedim ama... Affedersin, ne yapıyorsun? Affedersin Necati. Yarınki yarış için etrafı temizleme görevi verdiler bana. Hem de tam iki gofret karşılığında. İnanabiliyor musunuz? Uçuşan kulaklar, yamulan hortumlar, kuruyan gözler, bakkal beni bekler. Bekliyorum. Biraz su, bolca çamur, Hindistan cevizi özü, lastik ayakkabı, gözyaşı. Ve son olarak bir damla salatalık özü. Olamaz, kaçın. Abi senin de müzik zevkin çok değişik. Fırtına sesi dinleyip ne yapıyorsun? Ercan! Senin yüzünden gençleştirici kremime çok fazla salatalık özü koydum. Ayrıca başka salatalık özüm yok, anlıyor musun? Yok. Ne yapıyorsun gece böyle? Abi yarın koşu var. Ona hazırlanıyordum. Böyle boş işlerle uğraşacağına bana yardım et. Saatlerdir uğraşıyorum şurada. Ama abi kazanana altın krampon ödülü var. Ne? Altın krampon mu? Bir dakika, gözlerim böyle kaldı. Salla beni Ercan, çabuk. Tamam düzeldi. Ercan, harika bir planım var. O altın krampon bizim olacak. Ama önce Mirket'in laboratuvarına gizlice girmemiz lazım. Emret abi. Bana da antrenman olur. Remzi! Kalk artık, sabah oldu. Tembellik yapma. Uyumuyorum Kadriye. Gözlerimi dinlendiriyorum. Bugün üstümde inanılmaz bir tembellik var.
Canan, ne yapıyorsun burada? Konuşmaya üşeniyor. Aa, cümleni yarım bırakma kızım. Sonra peşinden koşar. Koşmak demişken, maraton vardı bugün. Bu şekilde nasıl koşacağız? Yok yok, büyük bir sorun var. Şu televizyonu açın da haberlere bakalım. Bizimki süper akıllı televizyon değil miydi? Televizyon açıl. Abi bugünlük çalışmayacağım. Hiç halim yok. Fazla akıllandı bunlar da. Oh. Necati ne yapıyorsun? Affedersin Remzi. Merdivenleri kullanmaya üşendim de. O zaman alttan düşmen gerekirdi. Neyse kafam karıştı. Alttan nasıl düşeceksin? Yok yok. Kesin bir sıkıntı var. Çözmemiz lazım. Abi yan odada konuşsanız. Uyku moduna geçmeye çalışıyorum da. Ne oluyor bize? Ne oluyor çok bize? Çok üşengecim. Şöyle bir uyusam mı? Böyle? Hiç işe gidesim kolumu yok. Kıpırdatamıyorum. Hiç halim yok. Hiçbir şey istemiyor canım. Bir üşengeçlik, bir üşengeçlik. Oh. Öğretmenim. Sınava çalışmaya çok üşendim. Öğretmenim? Cüneyt kalk kalk, öyle uykunu kaçıracaksın. Selami, sen kaçırdın öyle uykumu. Nasıl da uyuşukluk var üzerimde. Tanju, sen de mi tembelsin bugün? Balık mıyım? Niye tuttun beni? Bu tembellik tüm şehri etkilemiş. Maraton nasıl gerçekleşecek düşünemiyorum. Bu araç kaç basıyor acaba? Kesin birinci olacağım yarışta. Necati? Peyami babanın arabası değil mi o? Düt 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 düt. Korna takılı kaldı, duyamıyorum seni. Necati sen çıkarıyorsun o sesi. Bu böyle olmayacak. Mirket abiye gidip neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Haklısın oğlum. Hadi gidelim. Hemen aksiyona geçmemiz lazım. Ama çok tembeliz. Biraz bekleyelim. Belki sahne değişir. Değişmiyor. Sahne sonu esprisi lazım. Yoksa değişmez. Şimdi pas ver Remzi. Tamam. Sonra sen ne dedin o adama Necati? Ben de ona dedim ki piştiri fittin mi de fıstırıyorsun böyle. Oldu, oldu. Değişiyor. Yaptım işte. Olamaz, olamaz. Neler oluyor Mirket abi? Dün gece biri laboratuvarıma girmiş ve tembellik iksirini çalmış. Yanında tüm salatalık özü şişelerimi de götürmüş. Tembellik iksiri mi? Niye öyle bir iksir var ki laboratuvarında? Mirket abi, tüm şehir tembel oldu. Katılmamız gereken bir maraton var ama ayağa bile kalkamıyoruz. Normalde parmak izi alıp kimin yaptığını bulurdum. Ama ben de tembelleştim. Şu anda yapabileceğim tek şey 2'yle 2'yi çarpmak. Sen hiç yorma kendini Mirket. Biz aldık iksiri. Kürşat ve Ercan, yakalayın. Şimdi kimse ayağa kalkamadığına göre maratonun birincisi ben olacağım. O altın ayakkabılar da benim olacak. Sen öyle san Kürşat Efendi. Şimdi görürsün gününü. Polisi arıyorum. Ya da 5 dakikaya ararım. Bir akbaba ve bir goril. Anlaşıldı herkes, tamam. Ha? Hey siz, kanun amına durun. Hangi kanun? Tembellik kanunu mu? Fizik kanunu. Kaç Ercan, kötü espri kaç. Beni iyi dinleyin. İksiri yemenin bir yolu. Necati, ne yapıyorsun sen? Sen salatalık maskesi yapınca ben de karpuz maskesi yapayım dedim. Neyse. Bu iksirin 1/1000000 bağışıklık oranı var. İksire bağışıklığı olan kişiyi bulun. Ben de DNA'sından size panzehiri yapayım. İyi de nasıl bulacağız o kişiyi? Benim bir fikrim var. Dışarı çıkalım. Eğer yürüyen birini görürsek iksire dayanıklı demektir. İşte bu. Kafamızı kullanırsak her şeyi yaparız. Benim kafamda karpuz var. Hem de Diyarbakır karpuzu. Bye.
Artık gelecek seneki maratona. Uyuma vaktimiz geldi sanırım. Ama ben çok acıktım. Lahmacun! Alo? Buyurun. Bana çabuk 17 lahmacun. Adres veriyorum. 3 metre önündeyim. Gelip alsana kardeşim. Fırlat sen oradan. Ben kaparım. Geliyorsan gel, uğraştırma beni. Necati yürüyecek. Ama... Yapabilirsin Necati abi. Necati, Necati. Lahmacun! Oley! Yaşasın! Yaşasın! Necati, tembellik iksirini almana rağmen nasıl yürüdün? İksir mi? Sizin gibi hasta değilim ki ben. Bu benim normal tembelliğim. Niye en baştan söylemedin bunu? Mirket abi, bağışıklığı olan kişi Necati abiymiş. Ha? Çabuk buraya gelsin. Lahmacuna gömülmüş durumda şu an. Saç deli de yeter. Mirket abi acele et. Maraton başlamak üzere. Tamam tamam. Siz gidin şimdi maratona. Ben yetiştirmeye çalışacağım. Alo. Alo. Bize oradan iki ayran yollar mısın? Biz de geç kaldık sanmıştık. Yarış daha başlamamış. Yok yok. Geç kaldınız gerçekten de. Yarışı başlatmaya üşeniyorum. Kolumu bir indiriverirseniz oltayla. Başla. Koşun, koşun, koşun. Ben birinci olacağım. Ben birinci çok olacağım. İyi hazırlandım. Birinci olman lazım. Kimse koşmuyor. Niye kimse gitmiyor? Şu gençlere bak. Bizim zamanımızda böyle miydi? Ercan, gel hadi gidip şu altın kramponları kazanalım. Altın krampon, üstün eşofman, gönlümüzde futbolun coşkusu. Coşkusu. Çok saçma bir şarkı uydurdular. Necati sen koşabiliyorsun. Kalkıp kazansana yarışı. Koşabiliyorum. Ama asıl soru, koşmak istiyor muyum? Lahmacunlar midene oturdu değil mi? Evet. O son 12'yi yemeyecektim. Biraz da salatalık. İşte salatalık özü hazır. Hadi şimdi şu panzehiri yapayım. Hımını hımını. İşte hazır. Önce ben. İşte bu. Takla atabiliyorum. Takla atıp ne yapacaksam. Aa, saate bak. Yarış başlamış olmalı. Nasıl tüm şehre hızla yayacağım bu panzehiri ben. Yapamadım. Teşekkür ederim Mürket. Saatlerdir başım döndü. Süper bir fikir geldi aklıma. Gel bakayım buraya. Şunu da son hızı alalım. Son hız olmaz. Güle güle. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Düzeldi. Yürüyebiliyorum. Düzeldi. Yürüyebiliyorum. Düzeldi. Değilim artık. Bana bir şey olmadı çünkü ben normalde de tembel hayvanım. Düzeldi mi? Koşun. Koşun. Kazanacağım. Dev ekranda spor kanalı açmışım gibi oldu. Koşun koşun. Altın krampon. Sıkma portakal. Koşun. Ne oluyor? Abi iyi misin? Son 100 metre. Birinci olacağım. Hadi Remzi. Hadi Remzi. Oley! Birinci oldum. Altın krampon benim. Abi 9562. oldun. Ne birincisi? Birinci olamadık ama. En azından bitirdik Ercan. Az kaldı abi, az kaldı. O kadar acele etmeyin. Kanun namına sizi tutukluyorum. Sakın sorma Ercan. Fizik kanununa göre mi? Hayır, bildiğiniz kanun.
Altı kramponlar. Yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı baba. Evet, kendinle gurur duymalısın. Birinci kim oldu peki? Ben oldum. Ama nasıl? Ne oldu? 9561 kişi önüne geçince üzüldün mü? Ama nasıl sen spor yapmıyorsun ki? Aa, yapmıyor muyum? Çocuklara ben koşuyorum. Markete ben koşuyorum. Ev işlerine, temizliğe, ekmek almaya, yemek yapmaya ben koşuyorum. Biraz da maraton koşayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Tebrik ederim karıcığım. Buyurun, ne alırdınız? 3 tane lahmacun, 3 tane açık ayran. Beyefendi, burası pizzacı yalnız. Tamam. Ayranlar kapalı olsun o zaman. Arkadaşım, lahmacun yok burada. Pizzacı diyorum. Necati, aç bıraktın yine bizi. Hani favori lahmacuncundu? Cuncundu, hucumundu. Favori lahmacundu. Eyvah, Necati abim yine bozuldu. Lahmacun yetersizliği çekiyor. En iyisi Sadık Usta'nın yerine gidelim. Çekilin yoldan, acil durum, acil durum. Lahmacun ekibine yol verin. Nani nani. Baba, ışıkların açık kaldı. Nereden kapanıyordu bu? İşte. Sadık Usta yetiş, Sadık Usta. Bize 3 tane lahmacun. Pizza, pasta, mozzarella. Sadık Usta, ne diyorsun? Kendine gel. Pizza, pizza. Sadık Usta, beni korkutuyorsun. Senin tipine ne olmuş böyle? Ben Sadık Go. Pizza istiyor. İyi de lahmacuncuydu burası. Neler oluyor? Ne pizzası? Lahmacunu? No no. Pizza. Pizza. Çabuk bana lahmacun verin. Bırak o beni. Bırak o. Bu ses de ne? Bakın şurada bir tane olabilir. Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın. Ben de dinlemek istiyorum. Neler olduğunu bilen var mı? Tüm lahmacuncular pizzacıya dönüşüyormuş. Hem de tüm ülkede. Açık bir lahmacuncu biliyorum ben. Ne oluyor? Çabuk adresi ver. Necati kızarmaya başladı. Tamam ama acele etmeliyiz. Herkes oraya akın edecek. Yetişemezsek lahmacun kalmayacak. Adresi söylüyorum. Koşsana kalan, dola kalır! Koşun! Efendi, lütfen dikkat ediniz. Lahmacun sırasında bekliyorum. Şuna bak. Hem sıra olmasını öğrenmişiz hem de nezaketi. Çok geliştik, çok. Lahmacun bütün ülkeyi tek yürek yaptı adeta. Sırada durmak hiç tarzım değil. Merhaba Remzi. Herkes gibi biz de sıra bekleyeceğiz Necati. Görgülü ol biraz. Ama bu sıra bitene kadar akşam olur. O kadar da uzun görünmüyor sıra. İki halaya biter. İki halay sonra. Sıra bitti. Usta, bize çabuk 100.000.000.000.000 cibilyon tane lahmacun. Cibilyon diye bir şey yok. Kaç paran var söyle bakayım. 20 lira. 20 liralık lahmacun geliyor. Oley. Çok sevinme. Pizza, pizza. Hayır. Demek lahmacuncuları pizzacıya dönüştüren kişi sensin. Neden yapıyorsun bunu, neden? Madem o kadar merak ediyorsunuz, anlatayım mı? Lafın gelişi sormuştum. Kameraman in aşağı. Gökyüzünde bir şey yok. Bundan yıllar yıllar önceydi. Pizza şehrindeki Pizza Kulesi'nin yanında küçük bir pizza dükkanım vardı. Çok mutluydum. İşte şu genç olan benim. Pizza, pizza. Eskiden de pek bir sevimsizmişsin. Bir gün yanıma Fikri adında bir adam lahmacuncu açmıştı. Tüm müşterilerim oraya kayıyordu. Bu nedir ya? Kayıyoruz. Bana iki lahmacun. Benim iki. Bana iki lahmacun. Artık kimse pizza istemiyordu. Herkes lahmacun diye bağırıyordu. Böylece benim de dükkanımın sonu gelmiş oldu. Yani anlayacağınız üzere lahmacunları ve lahmacuncuları hiç sevmiyorum. Bu yüzden de özel bir değişim cihazı geliştirip ülkenizdeki tüm lahmacuncuları pizzacı yaptım. Aslında istersem cihazı ters şekilde çalıştırıp lahmacuncuları eski hallerine çevirebilirim mi? Çevirsene. Ben kötü adamım. Kötü. Amacım bu. Hadi hoşça kalın.
Öyle kolay mı senden? Lahmacun sevmeyen birinden ne iyilik bekliyorsan ben de. Hadi ben gidiyorum. Size pizzalı günler dilerim. O cihazı asla alamayacağız. Lahmacunsuz bir hayat. Ben gidiyorum. Artık Kral Şakir Necati'siz olacak. Bir dakika Necati. Öyle kolay pes etmek yok. Bence şu Pisa Kulesi'nin oradaki Fikri Usta'yı bir bulalım. Belki yardımcı olur. Oley! Bağcılara gidiyoruz. Pisa Kulesi İtalya'da Necati abi. Tamam tamam bozma işte. Baba bu kule neden düz? Kule düz değil oğlum. Biz iyiyiz. Sınıf. Oy burnuma lahmacun kokuları geliyor. Beni takip edin. Necati abin koku konusunda yanılmaz oğlum. Yürü yürü. İşte buradan. Adam bizi lahma sokuyor. Burnu bozulmuş galiba Necati'nin. Bağırtmayın beni. İnin aşağı. Tamam kızma. Sınıf. Oh yaklaştık. Necati nereye götürüyorsun bizi? Yap. Sade lahmacun hamuru bu. Sadesini bile severim. Sade değil ben varım içinde. Lahmacun benimle konuştu. Konuşan lahmacun bu. Zıplayan İskender'den sonra en sevdiğim karakter. Bir dakika. Yoksa sen şu İtalyan pizzacının işini batıran lahmacuncu Fikri misin? Evet. Siz nereden biliyorsunuz? Bize her şeyi anlattı. Pizza işini bozduğun için de tüm lahmacuncuları hedef aldı. Ama bize gittiğini söylemişti. Size biraz eksik anlatmış sanırım. Bundan yıllar önceydi. Oo, lahmacuncunun flashback'i lahmacun geçişli olsun bari. İşlerim çok iyi gidiyordu. İtalyanlar lahmacunu sevmiş gibiydi. Ama büyük bir sorunumuz vardı. Baksana. Kule düşecek sanki. Kule üzerimize düşecekti. Hemen bir çözüm bulmalıydık. Yoksa hepimizin dükkanı yerle bir olacaktı. Kulenin dibine lahmacun hamuru dökelim. Bu onu sağlamlaştırır. Acele edelim. Umarım işe yarar. İşe yarayacak. Haklısın. Çok haklısın. İşe yaradı. Harikasın Fikri. Yaşasın. Hadi işimizin başına. Tebrik ederim Fikri. Hepimizi kurtardın. Teşekkür ederim. Özellikle senin söylemen çok güzel. Çünkü beni sevmediğini sanıyordum. Yine haklısın Fikri. O zamandan beri buradayım. Hamur yiyerek hayatta kaldım. Aslında onu nasıl durduracağımı biliyorum. Beni buradan çıkarabilirseniz. Hayır sakın. Çok fazla hamur yedim. Kule sağlam değil. Eğer içinden şimdi çıkarsam kule devrilir. İyi de ne yapacağız o zaman? Yeni lahmacun hamuru bulup buraya dökmeniz gerekiyor. Türkiye'deki tüm lahmacuncular pizzacı oldu. Pizza hamuru olmaz mı? Tabii ki olmaz. Benim eski dükkanıma gidip orada hazırlayabilirsiniz. Tarifi duvarda asılı. Ha? Acele edin çok dayanmaz. Kule yıkılırsa altında kalırsınız. Koşun! Bırak yemeği Necati. Ben onu bırakıyorum. Yemek beni bırakmıyor. Yap. Yap. Ay. Necati yemesene yaptığımız hamurları. Bu gidişle hamurları bitirene kadar kule üstümüze yıkılacak. Çok üzgünüm Remzi. Benim yediğimden daha hızlı yapmaktan başka çareniz yok. Necati abi eğer yemeğe devam edersen sonsuza kadar lahmacun yerine pizza yemek zorunda kalacaksın. Bunu niye kimse bana söylemedi? Çabuk bana da görev verin. Bize çabuk bir araç bul Necati. Hamurları kulenin altına taşımamız lazım. Necati görevde. Nani. Ta-da! Necati beton kamyonumu getirdin. Araç dedim sana araç. Hadi yükleyin inşaata teslim etmem lazım bir saate. Remzi kazamaz. Pizza adamlar bizi takip ediyor. Ha? O zaman hamurumun tadına bakın. Ohoy! Necati silecekleri çalıştırdı. Affedersin şuydu herhalde. Yap. Elinize sağlık. Süper olmuş. Necati kule yıkılacak. Tamam. Amma heyecan yarattınız. Cuncundu, ucubundu. Favori lahmacunumdu. Hıya! Teşekkür ederim. Hadi gidip şu kıskanç adama bir ders verelim. Bu da ne? Lahmacun. Lahmacun. Tam
48 saattir lahmacun yemedim. Lahmacun olmadığı için çok sinirliyim. O yüzden şu arabayı kaldırıp şuraya atayım. Aman usta, lahmacuncu olduğunu belli etme. Lahmacun bulamazlarsa pizza yesinler. Alın size pizza. Sen ne? Burada ne işin var? Asıl senin burada ne işin var? Git kulenin orada pizza sat. Senin yüzünden satamıyorum ki. Unuttun mu? Bence dev robotların içine binip birbirlerine lazer atacaklar. Hamur açma düellosu. Bir dakika, bir dakika. Bu muydu planın Fikri Usta? Hamur açma ne? Çocuk musunuz? Hamur açma düellosu ne mi? Hiç duymamış olayım. Çılgın düello. Bir köşede pizzacı, bir köşede lahmacuncu. En büyük hamuru açan kazanır. Hamur açma düellosu başlasın. Beni bu konuda yenemezsin. Bir lahmacuncunun yeteneklerini asla küçümseme. Ya! Lahmacun! 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 Hayır! Lahmacunlar adına! Yakalayın! Şu cihazı tersine çevirelim. Mozzarella, pizza bolognese, domates, biber, patlıcan. Sadık Usta, geri döndün. Oley! Teşekkürler Fikri Usta. Benim İtalya'yı tekrar lahmacunla buluşturmam lazım. Burası size emanet. Görüşürüz. Hoşça kal lahmaç adam. Affet Fikri. Yaptık bir hata. Kurtar beni, götür memleketime. İyi tamam, affettim. Atla hadi. Oley! Hoppa! Midemde mutluluktan lahmacunlar uçuşuyor. Ya da bütün yediğim hamurlar midemi bulandırdı. Eyvah, yeşile dönüyor. Necati ağzını kapa. Necati uzak dur bizden. Kaçılın, tutamayacağım. Hayır! Necati, tahmin et bu bayramda kendime ne aldım. Tada! Remzi, inanamıyorum. Yıllardır istediğin tekerleği sonunda almışsın. Necati, tekerlek değil, canavar kamyon aldım. Canavar mı? Kaçın! Hayır, canavar değil. Buna çok büyük olduğu için öyle isim vermişler. Nasıl bileceğiz buna? Bilmem, hiç düşünmedim. Akrobatik atlayış yapalım. Benim daha iyi bir fikrim var. Demsi, ayakkabıların çok yumuşak. Hangi ayak kremini kullanıyorsun? Ayakkabıma ayak kremi sürmüyorum Necati. Kadri'yi arıyor. Alo Remzi, çabuk bizi alışveriş merkezinden almanız lazım. Çok zor durumdayız. Ne oldu Kadriye? İyi misiniz? Limitsiz kart Remzi. Limitsiz kartı almışım yanıma. Akıma kapıldım. Harcamadan duramıyorum ayol. Anne çok fazla gereksiz şey aldın. Durman lazım. Ha? Anne? Ay şu radyasyon önleyici laboratuvar kıyafeti çok güzelmiş. 150 son teklifi. Abla kurtarmaz, uzaydan geliyor bunun parçası. 300'den aşağı düşmem. Tamam 250 ama şu meteor parçasını da alırım. Oley! Ben kavunum ama meteor sandılar. Necati hemen park yeri bulmamız lazım. Yoksa Kadriye ailemizin bütün parasını bitirecek. Buldum. Bayram arifesi çok kalabalık. Hemen kapıyorlar boş yeri. İşte. Nasıl ya? Aynı kadın değil mi o? Belki ikizlerdir. Ya da daha korkuncu. 15'izlerdir. Ailecek AVM'ye gelmişlerdir. Sabaha kadar park yeri kapıyorlardır. Remzi orada. Orası çok küçük Necati. Sığmaz bu araba. Şurada bir tane var. Necati bisikletler için orası. Bak orada park yeri. Necati orası çocuk parkı. Aman sen de bir yer beğenmiyorsun. Ne olurdu ki kaydıraktan kayıp uçan börek diye bağırsaydık. Uçan börek. Abi genel merkezden aradılar. Acilen güzel bir bayram haberi bulmamız lazım. İyi de bugün her şey çok normal. Canı sıkılanlar, alışverişe gelen uzaylılar, boyutlar arası geçiş yapan dinozorlar. Haber değeri taşıyan tek bir şey bile yok. Deprem mi oluyor? Hayır, daha da sarsıcı bir şey buldum. Alo, Necati nerede kaldınız? Dünyaları aldım. Abla ben dönüyorum müsaadenle. Anne,
O da ne? Ha? Necati, o kadar şey aldım ki dijital sayat çıktı tepemde. Harcadığım parayı gösteriyor. Ay çok gerginim. Ne demek park yeri yok? Hayır, otobüsle gelemeyiz. Hayır Necati, zeplinle de gelemeyiz. Ayol acele edin, burada işler çığırından çıkıyor. Kaldırım taşlarında indirim varmış. Beş bedava. Bizim canlıya süper olacağız. Çekilin önümden. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bayram günü park yeri bulamayan iki adam aracında mahsur kaldı. Şimdi onlara bağlanıyoruz. İmdat! Yardım edin. Park yeri bulun bize. Ne olur yardım edin. Çikolatalı kruvasan atın bize. Kadriye ne varsa satın aldı. Aracı park edemiyoruz. Çocuk parkına gidemiyoruz. Aracınıza bir park yeri bulmak zorundasınız. Yolun ortasında duramazsınız. Yaklaş abi, yaklaş. Bu duramı herkes görsün. Bu iki adamın sonu ne olacak? Yetkililer onlara yardım edecek mi? Küçük kavunun meteor olmadığı ne zaman ortaya çıkacak? Ben ne zaman ayrı eve çıkacağım? Hepsi az sonra. Yetkililere yardım edin! Onları kurtarın! Köylümüz sizinle! Onlara park yeri bulalım! Bu kadar kirletiyorlar! Evet sayın seyirciler, halkımız yine şaşırtmadı ve her olayda olduğu gibi taraf seçti. Arası yok mu bu işin? Domates fırlatıyorlar. Biber ve yumurta da fırlatırlarsa menemen yapabiliriz. İşte park yeri. Bu sefer benimsin. Hadi hadi hadi. Ne güzel de park yeri buldum. Hayır. Neden Öküz abi, neden? Buradan çekin. Tek çekim. Biraz da buradan çekin. Hop hop, temas yok. Temassız çekebilirsin. Canan, bütün aksiyon olup bitiyor ve biz hala hiçbir şey yapmadık. Evet, sıra bizde. Eminim şu aldıklarımızdan bir çözüm çıkarabiliriz. Benim bir fikrim var. Neler oluyor? Şeyler yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Şuraya bak. Park yeri açacak. İşe yarar mı? Ha? İşe yarıyor. Öndeki arabaya yaklaştırsak yeter. Hey, burada helikopter uçurmak yasak. İyi de bu helikopter değil ki. Yasak dedim. İyi de onlar uçuruyor. Zaten onları da bir yakalarsam gelin buraya. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Başka bir yol bulmamız gerek. Cüneyt amca. Bayram bayram, bir şeyle bağırmayın. Kulaklarım gayet iyi duyuyor. Babamlar mahsur kaldı. Arabanı bizim için otoparktan çekip onlara yer açar mısın? Neden duymadım? Şaka şaka. İyi de neden yardım edeyim ki size? Çünkü emekli komedyensin artık. Komik olmayan şeyler de yapabilirsin. Çok saçmaymış. Poşetleri bir taşırsanız anlaşırız. Bir poşet taşımada ne var ki? Anlaştık. Bir 10 dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Evet, yanlış duymadınız. 10 dakika. Çünkü 10 dakikalık benzinleri kaldı. Tüm ülke kenetlendi ve onların park yeri bulmasını bekliyor. Remzi'nin çocukları ise yardım edebilmek için canla başla çalışıyor. Helikopterlerden az sonra bir yardım paketi içeri atılacak. Belki son dakikalarını güzel geçirsinler diye. Burada da değil. Arabanı koyduğun yeri hatırlar mısın artık? Tüm otoparkı dolaştık. Zamanımız kalmadı. Hatırladım. Sonunda. Hatırladım. Ben buraya arabayla gelmedim ki. Yaya gelmiştim. Alo. Tamam anne. Şakir, annem aradı. Aldıklarını taşıyamıyormuş. Yardıma gitmemiz lazım. Ama biz siz ne yapacaklar? Üzgünüm Şakir. Ama artık kendi başlarınalar. Hayır, değiller. Son bir iş. Arkadaşlarımın bana ihtiyacı var. Acele et. Ananaslı pizza. Çekirdeksiz üzüm. Buna emin misin? Sana çekirdeksiz üzüm dedim. Peki. İşte buldum. Müzeyi kapatır mısınız? Bir dakika, telefon açmam lazım. Alo, Necati, sizi kurtaracak bir şey buldum ama son derece tehlikeli.
kurtarma paketindeki erikler kütür kütürmüş Remzi. Tuz koymamışlar ama yanına. Necati, eriğin sırası mı şimdi? Ne dedi Mirket? O mu? Ben gidiyorum şimdi. Kurtaracağım bizi. Nereye gidiyorsun? Mirket'in dediğine göre AVM'li çalışanlara ayrı bir otoparkı varmış. Kumandası sadece çalışanlara veriliyor. Yani hemen kasiyer olarak orada işe başlarsam oranın kumandasını alabilirim. Bu duyduğum en saçma plan. Ama zor zamanlar Necati saçmalıkları gerektirir. Elveda Necati. Merak etme, bunu başarabilirim. Eriklerin gücü adına. Çabuk, bana iş lazım. Al bunları. Kırmadan taşıyabilirsen iş senindir. İmkansız. Çok sakarım ben. Zihin gücümle bile kırarım. Başka iş bakayım en iyisi. Nasıl yani? Çabuk, bana iş lazım. Bana da iş lazım. Kanka olalım mı? Çabuk, bana iş lazım. Karpuz amiri olabilirsiniz isterseniz. Kabul. Ne yapmam gerekiyor? Şuradaki karpuzlara çeki düzen vereceksiniz. Yo abi, hayat çok boş. Eğlence hoş, yo çiki pav. Aynen abi, yo. Kavunlar beleş değil mi kardeş? Kovuldu. Çabuk müdür bey, bana iş lazım. Necati, zaten işin var senin. Hem sen niye işte değilsin bakayım he? Böyle olmayacak. Keşke karpuz amirliğinden kovulmasaydım. Battık. Çok fena battık. Benzinim bitecek. Yapabileceğim tek bir şey kaldı. Necati'ye güvenmek. Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Bu onun son şansı. Eğer bariyer açılmazsa ya da benzini biterse olacakları düşünemiyorum. Hadi baba, yapabilirsin. Sana inanıyoruz baba. Remzi'nin eşi Kadriye'den haber geldi. Eğer harcamaya 20 saniye daha devam ederlerse sonsuza kadar batacaklar. Harcama sayacı patlamak üzere. Hadi Necati, hadi. Başaramayacak. Hadi Remzi, sana inanıyoruz. Bu heykel 10 milyon lira. Taksit yok, kartınızı alayım. İşte. Hadi. İş buldum canım Remzi'ciğim. Artık otopark görevlisiyim. Yaşasın! Yaşasın! Başardılar! Sonunda! Kurtuldular! İşte bu! Bu iş bu kadar. Eriklerin gücüne her zaman güven. Ay Remzi, son anda kurtardın bizi. Az daha altın ayıyı alıyordum. Ben kredi kartı şirketinden geliyorum. İşte borcunuz. Şimdi mi ödeyeceksiniz? Ömrünüzün sonuna kadar taksitlendirelim mi? Canavar kamyonu vereyim, ödeşelim. Yaşasın! Canavar kamyonum oldu! Yuhu! Yuhu! Yakaladım sizi. Çabuk indirin şu drone'u. Drone dedim. Çabuk drone!